Evet, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz de gelelim ekrana. Geldik sanırım. Evet, görüşmeyeli keyifler nasıl? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Onurcuğum sen nasılsın? Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk abi, iyidir. Senden ne haber? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, bugün blues'la girelim dedik. Bugün hip hop 101'lerde kadar detaylı olmasa da yine ufak slaytlarımız var. Selamlar Gözde, selamlar Dayaba. Kroplatonik hoş geldin. İyiyiz. Bugün cüzdan çırpan Adidas kombini mi? Yok ya, bu o değil. Yani o şey, alakasız renkler olması lazım onun üstünde. Böyle berbat kontrast renkler olması lazım onların üstünde. Bugün klassın ya. Bayağı güzel görünüyorsun ekranda Kaykan. Teşekkür ederim Onur. Sen de öyle her zamanki gibi. O şey, gerçekten ama o dediğiniz cüzdan çalan kombin için şey olması lazım, hani böyle burası turkuaz, burası turuncu, şurada mor, şuradan kahverengi çizgi geçiyor falan olması lazım böyle hani. Evet, altında Nike yazan Adidas tişörtler olması lazım onların. Nix'e yazması lazım, Nike dediği böyle hani X'le yazması lazım, Nix'e yazması lazım yani. Ensargo hoş geldin. Abi Baykan uzakta oturuyor ya, yoksa Ya yan yana da yok yayın yoksa yaparız bir gün ya. abi bas, bende bir tane vardı ya, bulup giyseydim keşke. Öbür yayında giyeyim. Gerçekten mi? Vallahi var abi, bir tane Avivas şortum var. Ve bazen özellikle şeyde bu spor giyimine değil de abi, lüks markaların sahteleri böyle o Beyazıt Mercan, Zeytinburnu falan tarafında satılanlarını böyle hani o firmaların tasarımcıları gelip görse falan mesleği bıraktıracak seviyede değil mi böyle peki? Abi korkunç. Ben de birkaç tane çok enteresan öyle tişört var ya. Birini giyerim bir dahaki yayında. Çakma Adidas. Bir ara çakma Adidas koleksiyonum vardı farkında olmadan. 8-10 parça bir şey toplamıştım yani. Bir güzel koleksiyonmuş. Hani kasıtlı yapılıyorsa çok mantıklı koleksiyon, keyifli yani. Pijama niyetine kullanıyordum. Evet, geçen hafta ilk yayınımızı yaptık sonunda. Sonunda derken bunun Onur'la kesinlikle alakası yok bu arada. Benden dolayı yapamadık bugüne kadar planlama, programlama aşaması yüzünden. Geçen hafta biraz plak arşivciliği, YouTube'da yayın tekrar var bu arada, plak arşivciliği, işte plak dükkanlarının durumu, dünyada dijitale yönelim ve fiziksel kopyanın tercih edilmemesi gibi konuları ve biraz da ucundan fanzin üzerinden alt kültürcülük konuştuk. Alt kültürcülük. Yani alt kültür nedir, neden Türkiye'de tutmadı, niye karşılığı yok gibi konuları konuştuk. Fanzincilik üzerinden, pardon, demin konuşamadım. Bu hafta da geçen hafta seçmiştik blues. Çok kısa özetleyeyim. Neden blues'u tercih ettiğimi, hani bu öneriyi ben yapmıştım. Sebebi şu, blues hakkında da YouTube'da mesela örneğin çok kısa videolar var. Sevdiğim bir 90'lar figürü olmasına rağmen mesela Deniz Arcağ'ın videosu bile bana göre yetersiz. Hani sondaki performans güzel, tamam, ama yani yetersiz açıkçası. Ve yanlış bilgiler var. Bizim camiamızda insanlar biliyorsunuz daha önce o cazlar blueslar mahvediyor falan diyordu. Hani nedir bu blues? Ona bir girelim istedim ben. O yüzden bluesla başlayacağız. Abi şey de var yani, blues dediğin müzik sonra popüler kültür, popüler müzik, yani bunun içine rock and roll da dahil ediyorum, işte funk'ı da dahil ediyorum falan, hepsini dahil ediyorum. Hepsinin baktığında bir yerde temelini oluşturuyor Atası. cazla birlikte. Yani şöyle Atas. söyleyeyim. Zaten modern batı müziği Amerika'da doğdu ve blues bunun temelleriydi. Öncesinde klasik müzik Avrupa. Yani etnik müzikler her, mesela klasik doğu müziği diye de bir şey var ama hani klasik batı müziği diyorum. Klasik müzikten modern batı müziğine geçişin temeli bluesla oldu. Yanlış mı biliyorum abi? Yok, gayet doğru biliyorsun. Onun için bluesla Ya başlayalım aslında istedim. ikisinin karşılaşmasıyla oldu bir yerde. Yani caz Evet. da öyle. Hani şöyle yanlış bir tanımlama oluyor bazen. Hani blues ve caz siyahi müziğidir diye. Ya yani köken itibariyle evet, Afro-Amerikalıların müziği Blues bu. özellikle, evet. Ama evet. Ama özellikle caz beyaz müziğiyle karşılaşması sonucu onların Evet. müziğinin aslında ortaya çıkmış bir şey. Zaten Yani o oraya ilerleyen kısımlarda da geleceğiz. Aynen. Afrika'da yapılıyor olsa o ne blues ne de caz olacaktı. Aynen öyle.
Ya şey var, cazı şöyle söyleyeyim, blues temellerinden farkı olarak hani bunun müzik matematiği bazında da farkı var. Çünkü en azından cazda bir matematik devreye giriyorken blues biraz daha nedenini de anlayacaksınız erken dönem için özellikle anlattığımız zaman daha doğaçlama yapılan ve biraz daha serbest bir müzik örneğin. Ama cazın belli kalıpları var. Asla bunu tabii ki şey demiyorum. Hani belli kalıpları var derken bu müzisyenin yaratıcılığıyla bakış açısı da değişebilecek bir şey tabii ki ama. Klasik müzik enstrümanları da cazda devreye giriyor baktığımız zaman. Hani dediğin gibi o ikisinin etkileşimiyle caza evriliyor aslında. Fark orada başlıyor. Ama hani blues daha özgür bir müzik. Biraz daha bakarsak. Kalıplar bazında daha özgür bir müzik. Tabii. Yani işte gerçi ikisi de o, şimdi sen listeye de aldın galiba ragtime parçası birkaç tane. Ragtime aldım. Bayağı temelden Aslında ikisi de yani ragtime'dan ciddi şekilde etkileniyor mu demek lazım? Oradan çıkıyor mu gireceğiz. Ya demek Ragtime lazım? ikisinin de atası. Zaten başladığımızda birazdan şey yaparız. Şu an bir yayın tanıtmak için böyle girdik. Hani bu kadar yüzeysel geçilmeyecek. Daha detaylı girdiğimizde anlayacaksınız zaten yani. Yalnız baştan şey de söyleyeyim, o işte bizim Arabesk. abi bizim işte bluzumuz da arabesktir falan, yani mesela bu tip şeyler de çok saçma arkadaşlar. Yani Evet, arabesk arabesktir, işte bluz da bluzdur, ikisi de bambaşka türler, etkiledikleri şeyler bambaşka. Mert takip için teşekkürler, hoş geldin. Velet duvarları yumrukluyor şu an. Abi haftalık şey değil mi? Haftalıktaki konuklarımız. Oy. Ben ilk slaytımızda ufak olarak nasıl başladığına dair tarihsel infoyu vermemiz açısından ilk slaytımıza geçiyorum. Zaten böyle bugün ağır bir slayt yok. Hani sırf biz konuşurken arkada görsel olsun diye slayt var açıkçası yani. Çünkü çok ağır. Hani benim Hip Hop 101'de yaptığım gibi sanatçı sanatçı bakmayacağız. Çünkü öyle bir durumda atıyorum bir diskografi inceleyeceksek onu Onur'la bir sanatçıya özel bir program yaparak yapmayı planlıyoruz çünkü. Yani örnek Gerçi vereyim. bol bol müzik de dinleyeceğiz bugün. Aynen. Bugün bayağı birlikte müzik dinleyeceğiz tabii ki ama bilin diye şu tarz bilindik sanatçılarla tabii ki eksikler falan var. Sırf hani ekranda boş olmasın diye yapılmış slaytlar aslında bunlar. Biraz da bana fotoğraflardan ipucu verip rehberlik etmesi için varlar. Evet, tarih dersi slaytı gibi Emir'cim aynen. Discord'dan hiç parça gelmedi de ben onun için fazla aldım ya. Çünkü bilmiyor olabilirsiniz. Hani biz böyle bir şey yaptık ama ya bu zamanla oturacak. O konuda sıkıntı yok. Abi istersen ben ufak bir info ile gireyim. Buyur abi. Tarihsel olarak. Blues'dan önce biraz siyahi tarihinden gireyim. 1600'lerde ilk kezdi. Galiba 1619 olması lazım. Net emin olmamakla birlikte. Amerika'ya ilk köle gemisi gidiyor abi. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ve bu köleler pamuk tarlalarında çalıştırıyorlar. Zor şartlarda tarım işlerinde çalıştırıyorlar. Ve giderken yanlarında hep söylenir bu. Hani bu biraz klişe. Yani oraya bir şey gibi de düşünmeyin. Hani burada bir parantez açayım. Hani bizim Almanya'ya işçi gitmesi gibi bavulu hazırlayıp gitmek gibi bir şey yok. Köle ticaretinden bahsediyoruz. Götürebileceği, kendine moral verebileceğini düşündüğü çok ufak nesneleri alıyor. Yani enstrüman alıyor örneğin. O zaman başka bir şey yok çünkü yani. Enstrümanını alıp gidiyor. Öyle söyleyebilirim. Özellikle Amerika'nın güney taraflarında. Şurada Amerika'nın iç savaş haritasını görüyorsunuz imlecin üstünde. Güney eyaletlerinde yani konfederasyon bölgesinde ağırlıklı olarak köleler kullanılıyor ve bu yüzden baktığımız zaman blues'da özellikle Mississippi taraflarında işte St. Louis taraflarında doğuyor baktığımız zaman. Hani güney eyaletlerinde doğuyor diyebilirim. Ve bu en başında blues'un kökleri şöyle etnik müzik aslında Afrika'dan getirdikleri müzik bu ve tarlada çalışırken ya da rehabilite olmaya çalışırken ritmik olarak bir ritim tutuyorlar. Ritmik bir ritim var. Sadece. Akapella müzik gibi düşünün. Ve kendi şiirlerini, işte tarihi sözlerini, inançlarını satırlara dökerek bunları söylüyorlar. En başta böyle başlıyor. Yanlış mıyım? Onur, ekleyeceğim bir şey var mı? Doğrusun abi. Değil Ya mi? şey var mesela, özellikle ne bileyim bir iş sırasında, gerçi pamuk tarlasında, ya işte bir şey sallıyor mesela adam. Nedir, iş aracı mı denir, iş gereci mi denir? Onu sallarken falan onun ritmiyle aynı anda
Aynen şey öyle. söylüyorlar. Aslında çığlık şeyler gibi, bağırış, çağrış gibi bunlar. Evet. Öyle bir şarkı formu da değil tam yani. Burada bir şarkı formundan bahsetmiyoruz. Aynen hani ritmik bir ritim var dediğim Emir Kemal diyemediğim daha doğrusu. Orada yanlış bir cümle kurmuşum. Dilim, hani yine benim klasik konuşamama ya da işte sonraki iki cümleyi düşünürken önceki cümleyi yanlış kurma anlarımdan birindeyiz sık yaşadığımız. Yani orada dendiği gibi işaretlerinden çıkan ya da işte alkış sesiyle gelen bir ritim var. Listede kısa bir örneği var abi, istersen çok 15-20 saniye zaten Tabii, tabii, aynı şeyi tabii. yapıyorlar parçada. Tabii. Early in the morning miydi? Hangisiydi? Bir saniye. Sen de açabilirsin bu arada abi. Oradan. İkimiz de kontrol edebiliyoruz. Ben geçtim playlistimize. Early in the morning. Değil mi? Early Ben in the morning. karıştırmayayım. Doğru hatırlıyorum. Early in the morning diye atıyorum. O zaman başlatıyorum abi. Başlat. Ya, tamamını dinlemeye gerek de yok ama Tamam. fikir Biraz versin. bakalım. O zaman early in the morning geliyor. Bu dediğimize bir örnek olarak. Bu Evet. tabi, bunlar daha Fade sonradan alınan kayıtlar tabi, tahmin tabii ki, edeceğiniz üzere. tabii Yoksa ki. bu iş ilk başladığında kayıt teknolojisi falan yok. Lomax Arşiv diye bir hem YouTube kanalı var hem de galiba internet siteleri de var. Orada bir sürü örneğini bulabilirsiniz. Ben YouTube Nexus'ta da tekrarında çok burada fazla duruyorum örneği abi. var. YouTube tekrarında size yine tıpkı Hip Hop 101'lerde yaptığımız gibi açıklama kısmında bu web sitelerini işte yayında dinlediğimiz ve daha fazla ikimizin de seçkisi diyebileceğimiz önerileri playlist halinde bırakacağım size, merak etmeyin. Ben ne içiyorum? Soğuk kahve. Cold brew. Ya gördüğünüz gibi bu şekilde başladı her şey. Bir süre sonra tekrar ben slaytımıza döneyim. Bir süre sonra bundan da rahatsız oluyor beyaz slave masterlar, yani Türkçem bitti. Kölelerin efendileri, Öyle sahipleri. köle sahipleri, evet. Evet. Ve bir misyonerlik çalış faaliyeti başlıyor abi. Zorla bu Afrikalılar Hristiyanlığa geçiriliyorlar. Ve bu onları yine durdurmuyor. Akapella olarak gospel müzik doğuyor. Henüz bugün bildiğimiz modern gospel müzik değil tabii ki. Akapella olarak gospel müzik doğuyor ve blues'un da kökeni bu aslında. Yani içerik bu. Hani blues'da bu insanlar yaşadıkları hayattan doğan aslında acılarını anlattılar. Yani bu ilham oldu blues'a diyebiliriz. Ve sırf bu acıları anlattılar diye bizdeki arabeskle işte bir güruh bunu karşılaştırıyor, ama ya ikisinin acısı siz de tahmin edersiniz ki aynı değildir yani. Hani birinde anlatılan şey kısmen fakirlik ve aşk acısıyken, yani diğerinde kölelikten bahsediyoruz. Yani bu kölelerin ortalama ömrü o zamanlar hani köle olduktan sonra bir sene falan maksimum yaşıyorlar. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Tahmin edersiniz ki aynı acıdan bahsedilmiyor yani. Abi bir de yani teknik olarak da Tabii müzik yani. bambaşka. Bir tanesi akapella falan başlamıyor. Bir tanesi direkt tarlada doğmuş. Çok yani Türkiye'deki arabeskin çok farklı bir kökeni var. Yani hani mesela burada adamların kendi müzikleri zaten. Afrikalıların Aynen. müzikleri. Burada öyle değil. Daha farklı. Şimdi girdik mi çıkamayız onun içinde ama. Ya ona ayrı bir konu, hatta istersen hatta biraz da eğleneceğimiz ayrı bir yayın yapabiliriz istiyorsan arabesk konusunda Valla da yapabiliriz gerçekten. çünkü yani Türkiye'de de rock'tan hip hop'a birçok müziğe sirayet etmiş bir müzik. Aynen Yani aynen. bütün arabesk parçalar kötüdür falan diye bir şey yok ama o başka bir müzik yani. Zaten Bir günümüzde de de yani çok güncelde, hani bu sadece son 10 sene falan değil. Son 30 yıldır zaten Türkiye'deki arabeskin orijinal arabeskle de bir alakası kalmadı zaten. Hani fantazi şey de müzik yalnız dedikleri saçmalık zaten var yani ortada yani. ya sırf arabesk konusunda da değil yani abi, iki sanat akımını, tarzını ve iki farklı toprakta, iki farklı toplum yapısında doğmuş iki farklı akımı sürekli birbirine benzetmenin alemi de yok. İkisini farklı bir şekilde anlamaya çalışmak lazım. Ondan sonra karışıyor iş yani. Ben yine tarihsel infoya devam ediyorum abi, söyleyeceğim bittiyse. Bitti abi buyur. Ya blues ismi peki nereden geliyor dersek, ragtime'a geçeceğim buradan da onu söyleyeyim. Bunun hakkında çeşitli spekülasyonlar var. Şu spekülasyon derken hani benzer iddialar da şöyle. Birincisi şu, işçilerin çalışırken giydikleri, yani kölelerin çalışırken giydikleri çivit mavisi üniformadan blues ismini aldıkları söyleniyor ki ben yani o dönem ben üniforma giydirildiğini bu insanlara hiç zannetmiyorum, kölelere hani 1700 yılında. İkinci iddia şey, ki bu biraz daha bana mantıklı geliyor. Hangilerinin sağlıklı olduğunu bu siyahi kölelerin işaretlemek için beyazlar çivit mavisi boya sürüyorlarmış bunların üstlerine. Ve
kendi dillerindeki bir göndermeyle Blue Devils, yani mavi şeytanlar anlamında, bu insanlara atıfta bulunarak hani blues türetildiği gibi bir iddia daha var. Bana ikincisi daha mantıklı geliyor, akla yatkın geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani çünkü şey değil, daha detaylı kapsamlı bir araştırma yapsak belki net bir etimolojik kökene ulaşırız ama şu an ben hani bu internette gördüğüm spekülasyonlardan ikincisi bana daha mantıklı geldi yani. Abi zaten bildiğim kadarıyla o konuda net bir hani herkesin üzerinde anlaştığı net bir hemfikir olduğu bir şey yok. Şimdi bana da daha mantıklı gelen o, zaten hani üniforma belli bir Sanmıyorum dönemden sonra yani. muhakkak vardır ama yani işte 1600'lerde, 1700'lerde, 1800'lerde falan, bir de o sıcakta pamuk tarlasındaki adam kırbaçlanıyor, üniforma mı kalır Ya bir yani de orada? artık hani Ama insan gücünü sömürerek yapılan bir ticaretten bahsediyor. Sen burada bir de hani tarlamdaki işçilerime bir de üniforma alayım diye düşüneceğini zannetmiyorum ben bir beyaz köle tüccarının yani. şey tabii. Ya şey de ilginç bu arada. Yani çıkış açısından değil, kelimenin kökeni açısından değil ama evet, feeling blue, yani Evet. blue da aynı zamanda işte gam, üzüntü, Aynen. keder Hüznün rengi gibi bir aynen. anlamı da var. O da işte ilginç, tesadüf mü denir? Kasıtlıdır o. Muhtemelen bence kasıtlıdır. Yani tesadüf olduğunu zannetmiyorum ben ya. Sonrasında şuraya geleyim. Burada bir araya Tabii. gireyim Tabii mi abi ben? girsen gir. Pardon. Gospel dedin, orada bir parantez açmak lazım. Çünkü gospeller işte Hristiyan müzikleri, yani ilahiler, ama işte siyahiler onun içeriğini biraz daha değiştiriyor tabii bunlar Doğru. söylerlerken. Blues ise doğru gospellerden çıkıyor, fakat blues tamamen seküler bir içeriğe sahip. Doğru, doğru, doğru. O da önemli bir fark, onu da belirtmek lazım. Yani orada bir kopuş var. Doğru. Hatta şöyle Evet. ilginç bir şey var. Bazı gospel parçalarını alıyorlar, yorumluyorlar. Ama o sözleri değiştiriyorlar. Yani mesela yanlış bilmiyorsam o Elvis'in de çok meşhur ettiği bir parça var, I Got a Woman diye. Aynen. O yanlış bilmiyorsam aslında bir gospel parçası. Evet. Hatta Fakat içeriğini aşk şarkısı yapmış yani. o yani Elvis'in onu bir blues'dan direkt uyarlayıp hatta yani o dönem için arakladığı söylenmiştir de yanlış bilmiyorsam zaten. Tabii, öyle. Aynen öyle. Öyle bir söylenti vardı. İşte onun da aslı gospel şarkısı. Bir Aynen. gospel şarkısı denmez, gospel diye biliyorum. Aynen ve şey dediğimiz gibi gospellere de biraz bu insanlar kendi rızalarıyla girmediler aslında zaten çünkü yani çünkü orada bir kılıçtan geçirilerek yapılmış bir misyonerlik var yani. Bu günümüzdeki gibi gelin size dini anlatalım misyonerliği de değil. Bu insanlar köle oldukları için abi onlara insanca bir muamele edilmiyor yani. Onların geçtikleri yeni dinde çok ılımlı geçilmiyor o dine yani. En O basitinden. Kadıköy'de şey dağıtan amcalar, teyzeler Evet. gibi değil yani. Değil yani aynen öyle. Yani biraz daha Türklerin Müslümanlığa geçmesine yakın bir durum var ortada. Yani kılıçtan geçerek oluyor yani bu olay. Ay, neyse Allah'ı da karşımıza aldık bu programda şu Ay, şaka bir yana ben devam edeyim. Abi Amerikan Savaşı'nda... dur. Hiç böyle beklemediğim anda kendi kendime ayağıma sıktım şu an yani. Amerikan İç Savaşı'nda Kuzeyliler kazanıyor. Konfederasyon kaybediyor. Yani ırkçı taraf, siyahilerin köleliğinin daha baskın olduğu taraf kaybediyor. Ve Onun çeşit... sebebine de çok kısa Tabii, değinelim istersen. O değinelim da ona. önemli çünkü. Oradaki mevzu şey aslında. Kuzey biraz daha artık sanayileşmeye başladı ve ticaret burjuvazisinin geliştiği bir bölge. Güney daha tarım bölgesi olarak kalıyor. Bu yüzden de güneyli zenginler ya da beyazlar kölelere aslında bir yerde mahkum ya. Yani adam çünkü Aynen. bedavaya tarım işçisi çalıştırıyor. Kuzeyde durum öyle değil. Kuzeyde kimi siyahiler de aslında ticaret hayatına dahil olmaya başlıyorlar. Çünkü yatırım lazım orada. Yani adama girişimci lazım. Orada biraz daha siyahiler özgürleşmeye de başlıyor ve nihayetinde savaş başlangıcında Kuzey Amerika ırkçılık karşıtı, Güney Amerika ırkçılık taraftarı olarak konumlanıyor. Bu arada Amerika evet hala politik olarak hani bu burada bahsettiğimiz durum legalken şu anda da çok farklı bir şey yok yani özellikle atıyorum bir bu arada Devil06 takip için teşekkürler hoş geldin. Hani günümüzde de atıyorum bir Mississippi'deki beyaza ya da Alabama'daki beyaza falan gittiğimiz zaman konuştuğumuz zaman hani bizim ten rengimiz de beyaz olsa da biz beyaz değiliz yani orada da mesela en basitinden. Yani bazı şeyler özellikle bu Black Lives Matter hareketinde Trump ve
beyazları destekleyen çok zeki Türkler var ya, hani biz de beyazız niye ayrımcılık olsun falan diye. Abi sen beyaz falan değilsin, sen orada Orta Doğulusun diye. Yani sen beyaz Amerikalının gözünde, hani Protestan Anglo-Sakson kökenli WASP dediğimiz WASP bir Amerikalının gözünde sen en yakın olduğun şey senin canlı bomba ve Yahudiler. De yani evet, bu adam oraya göçmen olarak Green Card'la gittiğin zaman muhtemelen kendini patlatacak bu adam diye bakıyor sana o. Patlatmıyorsan da Latinlerle ve siyahilerle aynı kefedesin yani. İşte Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bazı eyaletlerde kölelik kaldırılıyor. Komple kaldırılması ise fotoğrafta gördüğünüz Abraham Lincoln tarafından oluyor. İbrahim abi bunu başarıyor. İşte ve ama bu kölelik resmi olarak kaldırıldıktan sonra da siyahiler hala toplum içerisinde bir ayrım var ve siyahilerin yine ucuz iş gücü olmak veya işte müzikle uğraşmak, ki bu da kilise korolarının getirdiği bir gelenek, ama bu bahsettiğimiz olaylar arasında birkaç yüz sene var yani, hani 1600'den geldiğimiz durumda kilise korolarında çalmak ya da müzisyenlik dışında bir seçeneği olmadığı için bu otomatikman müziği şekillendirmeye başlıyor. Doğru muyum, Onur? Doğrusun abi. Bir de şey, kölelik evet fiilen devam ediyor. Aslında yasal olarak da zaten güney bölgelerinde, güney eyaletlerinde Jim Crow yasaları diye bir şey var, mevzu var. O 1940'lara kadar falan zaten yasal olarak işte oy hakkı vesaire gibi konularda kağıt üzerinde de siyahlar, siyahiler ırkçılığa uğramaya devam ediyorlar. Ya hatta 1960'lara O kadar dediğin, neredeyse ayrı otobüs olayı tabii. falan vardı yani. Linda Brown'lar Tabii. falan hatırlıyorsundur. Yani kadıncağız Tabii tabii. evlem yapana kadar vardı öyle bir şey yani. İşte Muhammed Ali'nin başına gelenler falan en meşhur örnek yani. Malcolm X'ler falan. Malcolm X, aynen öyle. Dediğinde de doğru, evet. Ve burada ilk olarak ragtime başlıyor. Hani müzik kısmına geleyim, biraz daha işte Amerikan tarihi kısmından çıkarsak. Ragtime şöyle başlıyor. Doğaçlama müzik abi. Çeşitli enstrümanların üzerine bunlar da doğaçlama çalınıyor ve bu şekilde dörtlükler üzerinden dönen bir müzik. Bir cümle dört Genelde defa piyano tekrarlanıyor. üzerinden icra Evet. ediliyor. Piyano üzerinden. Yer yer akustik, yani basit gitarlar da giriyor. Ama basit, çünkü bu insanlarda şey yok ve yani böyle bir bütçe de yok zaten o dönem için. Ve şuna da geleceğim. Neden en başında blues'un kökenlerinde çok ciddi müzikal bilgi falan yok deme sebebim burada devreye giriyor. Köle oldukları ve kölelikten geldikleri için ve 60'lara kadar hala legal olarak normal beyaz Amerikalılarla eşit olmadıkları için bu insanlar bir eğitim de alamıyorlar. Hani okuma yazma bilen zenci çok büyük bir şey. Bu bahsettiğimiz yıllar için mesela. Komplike bir nota, müzikal bilgi, işte klasik müzik eğitimi vesaire görmedikleri için bu yüzden doğaçlama ve biraz ruhla yapılan bir müzik bahsettiğimiz kısım. Ragtime. Hatta isterseniz Onur sen de okey diyorsan Ozan Okay takip için teşekkürler. Hoş geldin. Bir iki ragtime işine kısaca bakalım istiyorsanız. Açalım abi. O zaman ilk işimiz şeyden gelsin. Ragtime'ın büyük babası denilen en büyük ismi Scott Joplin'den gelsin, ki Janis Joplin'den ikini zaten hani soy ismini biraz ona atıfla zaten seçiyor, biliyorsun sen de. Pineapple Rag geliyor Scott Joplin'den. Ragtime çok ilginç bir tür aslında ya şey notasyonlular da var yani Tabii. kimisi bunların özel ya burada şey ayrımı var bir direkt Afro-Amerikan siyahiler var bir de biliyorsunuz işte bu daha Fransız Evet. sahiplerin yanında bulunan Kreol mu deniyordu onlar var onların birçoğu okuma yazma biliyorlar genelde de tabii bunlar daha kuzey bölgelerinde falan yaşıyorlar ve işte özellikle iç savaş sonrasında ticarete vesaire atılıyorlar. O yüzden bir kısmı şeyli, sheet müzik, Evet. notaya dökülmüş olanları da var. Caza da kaynaklık eden bir müzik ragtime. İşte aynı şekilde blues'a da kaynaklık eden. Hatta belli bir döneme kadar da blues parçalarının da etkisi çok ciddi şekilde hissediliyor. Bugün de mesela koleksiyonerler falan ya da işte şeyler müzik tarihçileri tartışırlar bazen hani işte ilk blues şarkısı hangisidir diye ya da işte ilk kayıtlı blues şarkısı hangisidir diye bir türlü hemfikir olamamalarının sebeplerinden bir tanesi işte kimisi ragtime'dan blues'a tam geçiş
parçası olan bazı işte parçaları ilk blues parçası sayıyor. Kimisi onu saymıyor falan. Böyle. Ya Ragtime özellikle 1800 not almışım, onu bakayım notuma. 1895-1915 arasında çok popüler. Sonrasında zaten erken dönem blues örneklerini görmeye başlıyoruz yani. Ama daha işte esas bugün bildiğimiz manadaki blues'un şekillenmesi ise özellikle bir elektrik gitarın icadı ve harmonikanın müziğin içerisinde dahil olmasıyla biraz şekilleniyor diyebilirim. Yani günümüz blues sound'undan kastım şey var. Size ilk başta dinleteceğimiz örnekler bildiğiniz blues gibi değil. Yani sizin aklınıza blues dendiğini atıyorum, gelen parçaların çoğu aslında daha 1960'lar 70'ler döneminden. O açıdan demek istiyorum bunu. Mesela sonra neyi ekleyebilirim ben burada ragtime için? Bir örnek daha bakalım mı, hatta daha net otursun diye. Bir şey demeden önce. Reggae yayınımız falan da olur Dayva. Biz Onur'la Hip The Craze yayınlarında her hafta seçtiğimiz bir hip hop dışında bir müzik türü ya da işte bir grup veya işte yine plak koleksiyonu ile alakalı ya da diğer müziklerle alakalı seçtiğimiz bir konu üzerine sohbet ediyoruz. Hani bu yayınlarda daha olur. Bu ikinci yayınımız. Biz blues'la başlamak istedik. Bayağı dediğim kadar arabeske bile girebiliriz yani, gerekirse hiç sorun yok. O zaman Şey da sen söyle var abi. mıydı listede? Hiç Jelly Roll Morton parçası var mıydı listede ya? Jelly Roll Ragtime'dan bir Ragtime daha açacaksak. Jelly Roll Morton almadım abi, şey var. Top Line Rag var. Ragtime Piyano'nun önemli Tamam. eserlerinden, Olur, 1916'lı. Joseph olur o Lamb'den da. geliyor. Onu aldım ben. Olur o da. O Yaparız zaman abi. Müslüm Gürses de yaparız. Azer Bülbül de yaparız. evet, Hepsini yaparız. ama Müslüm Gürses yayınımızda ben Ayla ve Müslüm'ün ve Çişero'nun ve bir tane daha filmin yapımcısı olan abiyi de istiyorum. Mutlaka yanımızda olmalı o yayında. Ulaşmamız lazım. Şarkıları da çalmayız, şeye söyletiriz. Neydi çocuk adamın adı? Timuçin Esen söyler. Hatta ben o yayına özellikle abi ikimizi de kameradan çıkarıp oraya küçük küçük Oscar'lar dizeceğim böyle hani. Neyse, devam ediyorum ben. Break Time örneği daha dinleyelim. Topliner Reg geliyor. Joseph Lamb, 1916. Tabii ki kayıt 1916 değil bu arada. Evet, ben fade attım yine abi. Bu arada bir takibimiz daha var. Shira Design. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Ragtime'ı anlamışsınızdır. Hani daha doğaçlama ve ilkel bir şeyden bahsediyoruz. Hani ilkelden kastım şey için, hani blues'un atası olarak, daha henüz tam olarak blues örnekleri dinletmedik size yani, o açıdan ilkel diyorum. Evet Onur, sen bir şeyler ekleyecek misin? Ben bu sırada bir notlarıma bakayım, atladığım bir şey olmasın diye. Şey söyleyecektim yani aslında buralardan yani işte başta tarla müzikleri sonra ragtime'lar falan bunlardan caz ve blues'a geçişte belki şöyle bir temel kırılma oluyor. Ya bir tarafta tabii ki işte blue note dediğimiz o Türkçe mavi notalar diye çeviriyorlar bence doğru bir çeviri değil ama Bence de. işte onların da teknik olarak işte onun blues'da yer alması falan gibi farklılıklar var ama en temelde şöyle bir farklılık var gibi geliyor bana. Caz biraz daha enstrüman ağırlıklı bir müzikken blues daha vokal ağırlıklı bir tarafta kalıyor. Yani o hani work song Bir de ben temeline daha burada sadık kalıyor. abi, bir de ben bunu şeyi göreceğim. Daha çok mesela blues'da bu sefer artık bu ragtime'ın aksine kalıplar giriyor. Hani burada cazla başkalaşmaya da gerekli yerler. Hani bu biraz müzisyen olanlar anlayacak aramızda. Pentatonik kalıp diye bir şey vardır. Hani pentatonik kalıba geçiliyor ve armonide genelde 1-4-5 kalıbını kullanıyorlar. Erken dönem için konuşuyorum, hani gözlemlediğim. Hani biraz daha işin içerisinde müzikalite girmeye başlıyor. Yani yine Tabii ya müzikaliteden ondan. kastım kurallar girmeye başlıyor aslında. Hani müzik kuralları girmeye başlıyor işin içerisinde yani. Tabii işte blues standartları falan oluşuyor. Cazda da böyle. Caz standartları falan da oluşuyor. Blues'da şey var. Mesela ya en basitinden işte minör pentatonik gam. Aynen. Oraya adam onu kullanıyor mesela ama araya bir tane yeni bir nota koyuyor. Aslında o blues hissini veren şey de o nota oluyor. O da aslında çok ufak bir değişiklik ama bütün müziği kökten değiştiriyor. Bu arada chatte Lexalt hoş geldin. Müzik mı var? Bak dedim sana, biz hip hop dışında da konuşacağız diye eğleneceğin yere geldin şu an. Gece de muhtemelen NBA yayınımız olacak bu arada. Konuşmuşsunuz siz bu ara. Burak'la konuştuk yayın öncesinde. Yani dediğim gibi bu Ragtime'dan çıkıldığı zaman blues'a bu giriyor ve
pentatonik kalıpla devam ediliyor ağırlıklı olarak. Ki cazda dediğim gibi bir de bluza farklı olarak caz müzikte biraz daha klasik müzik enstrümanları da işin içine dahil oluyor. Mesela hani brassler dahil oluyor, en basitinden trombonlar dahil oluyor gibi gibi. Yani bunu zaten Orada caz konusunda şeyin çok caz etkisi var konusunda bu arada. açıkça onu şunu söyleyeyim ki Cazda. Onur'la yayın öncesinde konuştuk. Muhtemelen biz bugün bluzu bitirip bağlantılı olduğu için bir rock and roll ve caz yayınıyla direkt toparlamak için gideceğiz bu şekilde. Hani farkı daha rahat anlayacaksınız önümüzdeki haftalarda merak etmeyin. Böldüm Onurcuğum, özür dilerim, devam et. Yok estağfurullah. Yok şey diyecektim yani cazda hani o caz toplulukları falan şeyde mesela New Orleans'ta adamlar işte bir siyahilerin caz topluluğu var, beyazların caz topluluğu var. Bunlar çok karşı karşıya gelip hatta sokakta işte atışmalar yapıyorlarmış, caz yarışmaları falan. Caz kitabı diye ayrıntı yayınlarından çok güzel bir kitap var. Caz tarihini baştan sona çok güzel bir şekilde anlatıyor. Joachim Berendt diye Alman bir caz tarihçisinin kitabı. Orada o çok güzel tarif eder onları. Ve şey der, tam da mealen söyleyeceğim ama hani caz, evet Beatles caz abi. Güzel yorum geldi. Yok Evet. abi, izleyici kitlemizden ben çok memnunum ya. Yani çok çok mutlu ediyorlar beni. Gelecek o yorumlar, şaşırma Yok bu arada cazda da kültür sattınız benzeri kavgalar oluyor abi. O da Oluyor ayrı oluyor. konu da Oluyor. neyse. Şey ne diyecektim ya? Ha. Adam şey diyor yani bir ırklar kazanından çıktı. Caz müzik diyor. O anlamda belki blues biraz daha siyahi kalmış bir müzik olabilir. Bir de caz daha çabuk şehirleşiyor. Öyle bir durum da var. Yani blues'un Ona geleceğim. şehir merkezlerine gitmesi ya 40'larda falan Evet. gidiyorlar cazcılarla birlikte ama caz aslında 20'lerin sonunda şehir merkezlerinde görünmeye başlanıyor. Bir de adam akıllı ticari bir müzik olması da caz mesela 1940'ta swing'le beraber artık bütün dünyaya yayılırken blues ancak 50'lerin sonunda, 50'lerin ortalarında başlayabiliyor. Aynen, ve şey de var. Bu mesela blues'un janralara ayrılması da biraz, mesela bir iki istisna hariç, daha çok plak firmalarının merkezi olan şehirlere göre ayrılıyor bir dönem, hatırlıyorsun. Chicago Jazz mesela. Hani çok severim ama Chicago Jazz diyorum ya. Dilim sürçtü. Chicago Blues mesela. Çünkü o dönem blues label'ları, plak firmaları, buna ayrıca değinecek zaten ileride de, şu oluyor. Chicago'da büyük bir şehir Amerika'da ve Chicago merkezli ilerliyor. Hatta işte müzikalin falan da merkezi Chicago'dur bir dönem, biliyorsun. Hani o zaman NYC veya Los Angeles'tan ziyade Chicago'ydu müziğin merkezi. Ya Ve şimdi zaten mesela şeye geleyim. şeyde Chicago'da yapılan blues'la, hani endüstriyel mainstream blues'la hala kırsalda yapılan işçilerin kendi arasında yaptığı blues arasında bir uçurum başlıyor işte bu sefer mesela. Biraz janralaşma böyle oluyor diye biliyorum ben. Sen Evet, beni düzeltirsin aynen hangisi öyle. olduğunu. Zaten hani birazcık blues dinleyen şeylerle karşılaşacak hemen. İşte Delta blues, Chicago blues ayrımıyla karşılaşıyor. Yani sen Google'a girip blues yazdığında Wikipedia'da Chicago Blues ve Delta Blues Evet. terimleri çıkıyor karşına. Ki Delta Blues ölçüsüzdür bu Bu arada. Chicago Blues'da ölçüler devreye girer ama Delta Blues direkt ölçüsüz bir müziktir yine. Evet. Ya Mesela. bu ama işte aslında bu ayrım biraz bununla da ilgili. Yani Delta Blues adı üstünde bir delta'da, Mississippi deltasında yapılan blues. Bu da bu arada kendi içinde ayrılıyor da artık çok detayın detayı. Chicago'ya gittiği vakit hem dediğin gibi label'lar devreye giriyor. Hem elektrik devreye giriyor. Aynen. Yani elektro gitarlar kullanılmaya başlanıyor. Davullar kullanılmaya başlanıyor. İşte delta bunlara birazdan mı gireriz bilmiyorum. Ya da Gireceğiz ben abi. girdim Yo, galiba. girelim. Ya kafamıza göre girelim. Örnekler dinle. Erken dönemden yine örnekler dinleriz. Yani E sorun tamam. değil. O zaman şöyle karıştırmamak adına şöyle diyeyim. Bu işte Mississippi deltasında ortaya çıktığını söyledin zaten blues'un. Bu delta blues dediğimiz tür burada yavaş yavaş işte o doğmaya başlıyor. Bu da genelde İstisnaları var tabii ki ama genelde bir akustik gitar ve vokal ile yapılan bir müzik. Elektro gitar falan zaten o dönem henüz yok. 1900 işte 10'ların ortalarında, sonlarında 1920'lerden falan bahsediyoruz. Burada işte gitarda çeşitli teknikler öne çıkıyor Delta Blues'da. Mesela slide çok kullanıyorlar. Aynen. Şu baş parmaklarıyla mesela o bas tellerini sürekli kontrol ediyorlar. Hem bir yandan bas sesini alıyor adam, bir yandan da alt tellerde işte akor basıyor. O şekilde tiz sesleri alıyor falan. Aslında bu şekilde zenginleştiriyor müziğini.
Makas Sen bir mas şey eklemek geldi. ister misin? Abi Burada tabii şöyle, şey var. sen devam Tarım et abi, bu arada eklerim ben sonra. tamam. Ya buralar şey taşra olduğu için yani şehir değil, endüstri yok, tarım arazileri hep. Buralarda doğru dürüst bir label yok. Yani kayıtlarda Aynen. öyle bireysel çabayla alınan kayıtlar falan var. Hatta günümüzde şey ulaşmıyor. O sanatçıların sesinden veya enstrüman çalışından alınmış bir kayıt günümüze ulaşmıyor. O bestelemiş notepad'den, notesheet'ten günümüze başka sanatçılar Ya tarafından ben çalınmış işler çok geliyor, özellikle hani taşra tabii. bölümlerinde yani. Ya ben aldım birkaç majör oyun. Mesela Robert Johnson bu Delta Blues Tabii. dediğimiz bluesun hatta genel anlamda blues gitarı dendiğinde akla gelen ilk isimdir. Hatta konserini açayım kendisi burada. Evet yani çok baba bir adam ve çok enteresandır. Bunun 27'ler kulübü diye bir laf vardır. 27 yaşında ölen rock and roll yıldızları işte Jim Morrison'lar, Janis Joplin'lar, Jim Hendrix'ler hepsi 27'sinde gitmiş. Robert Johnson onların ilk örneği. O da 27 yaşında hayatını kaybediyor. Bu adamın çok enteresan bir hikayesi var. Birazcık da tabii rivayetlerle, efsanelerle çevrili. Buna Bu girmeyi çok düşünüyordun. Direkt gir gençken abi. Direkt gir. Biraz gireyim anekdot abi. anlat yani, eğlenelim biraz. Abi bu adam çok genç işte gitar çalmak istiyor falan ve şey oradaki barlara işte takılıyor. Şu Daha böyle büyük usta isimleri dinliyor Allah falan. kahretmesin. Bir ara Aceleyle, böyle çok özür, aceleyle Janis normal. Joplin'i ters yazmışım abi. Ekranda görürsün. Allah kahretsin beni. Janis Joplin yazmışım. Onu yok sayıyoruz abi. Bir Of. şey olmaz. Kızmaz herhalde. Yok, kızmak değil de ben böyle biraz takılıyorum bu tarz hatalara. Ben yayın öncesi slaytları yetiştirmeye çalışırken berbat yazmışım yani. Neyse, tamam, devam abi. Abi işte bu adam böyle takılırken bir çalmaya kalkıyor işte şey iki tane blues ustası varmış. O zaman blues gitarı ustası yaşadığı köyde mi kasabada mı nerede? Bunlar sahnede ara verdiklerinde sahne dediğimizde yani böyle bar taburesi. Aynen. Kovboy barları Evet. düşünün abi, western filmlerdeki. Çıkıp çalmaya kalkıyor fakat bunu hiç beğenmiyorlar. Sen daha çalma diyorlar. İndiriyorlar abi tabureden. Bu da ondan sonra bir 5-6 ay ortadan kayboluyor. 5-6 ay sonra o geri dönüyor. Bundan hiç haber falan alamıyorlar bu süreçte. Geri döndüğünde adam canavar gibi bir gitarist olmuş. Ve o zaman işte o yaşadığı yerde efsaneler türetiliyor. Ruhunu şeytana sattı falan diye. Böyle ilginç bir kişi kendisi. Zaten şarkılarında da sürekli bir şeytanla konuşma halinde. İşte en meşhur mesela Crossroad Crossroad'u Blues diye bir aldım, hatta parçası vardır. çalarız birazdan. Ya Crossroad'u orada çalarız. mesela işte şeyde Kavşak'ta onun birkaç versiyonu var bu arada. Sözleri de değişik birkaç Aynen. versiyonu var. İşte Kavşak'ta şeytanla buluşuyor, konuşuyor falan. Böyle değişik bir abimiz. Bunun hem teknik olarak çok iyi bir gitarist, çok iyi gitar çalıyor. Bunun dışında çok iyi bir şarkı yazarı ve çok iyi bir blues vokali. Ve işte o söylediğim şeyi çok iyi beceriyor. Yani bir parmağıyla sürekli bası kontrol ediyor. Diğerleriyle de daha tiz sesleri veriyor. O yüzden çok daha geniş bir sound elde edebiliyor aslında bir tek gitarla. Bu da Delta Blues'un hani önemli özelliklerinden bir tanesi. Slide'ı da çok iyi kullanıyor. Senin eklemek istediğin bir şey varsa Robert Johnson konusunda istersen ekle sonra parçayı dinleyelim direkt. Benim de söyleyebileceğim bütün infoları verdin abi. Biraz trivia bilgiye kaçacak yani, kalan söyleyeceğimiz her şey müzikten çıkıp. Bir Crossroads'u dinleyelim o zaman ya hatta. Geliyor. Evet, fade attım. Robert Johnson'dan bir de 32-20 Blues, yani 32-20 Blues isimli parçaya bakalım. Geliyor. Evet, anlaşılmıştır diye fade attım. Abi benim ekleyeceğim şey şuydu. Sen de hemfikirsindir. Biraz Delta Blues country'nin doğmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Country de bence şöyle. Bence demeyeyim. Country de zaten direkt bu şekilde doğan bir müzik türü. Hani günümüzde çok alakası kalmasa da kafa yapısı, zihniyet olarak. Country siyahların yaptığını biz beyazlar da yapabiliriz diye doğmuş bir müzik. Yani ister istemez blues country'ye de etki etti ama yani bu hissedilen ve tematik olarak anlatılan şeyler country'de tabii ki yok. Country'de ise çiftlik hayatı ve aşk parçaları var genel olarak gördüğümüzde zaten yani. Ama yani Abi bir araya girebilir country miyim? buradan doğdu yani. Söylediğini desteklemek için. Bu daha sonraki dönemlerde tabii bu dönem çok fazla görünmüyor bildiğim kadarıyla ama bu Delta Blues gitaristleri Dobro gitar dediğimiz bir şey var. Rezonans gitar da deniyor galiba ona. Böyle country'ciler işte onu çok kullanıyorlar. Göbeği, göbek kısmında işte metal bir parça daha var. Slide çalabilmek için yani onu kullanıyorlar. Yani o slide çalacaksan onu
kullanabiliyorsun. O farklı bir sound veriyor. O Counter'cılar onu çok kullanırlar. Delta Blues'cular da çok kullanır onu. Aynen öyle. Böyle yani... ortak bir nokta da var. Ama dediğin gibi içerik bambaşka yani. İçerik bambaşka ama yani şey var. Mesela yer yer Türkiye'de gördüğüm bir şey. Ya globalde de mutlaka vardır. Hani şey, blues parça diye mesela atıyorum bir dinletilen bir yer. Caz bara falan gittiğinde böyle arada blues da çalarlar ama blues diye çalınan şeylerin yarısı rock'n'roll, yarısıysa hep country olur. Asla blues dinlemezsin yani. Onun için dedim. Bu yüzden karıştırılıyor biraz yani. Ya bu tip hani müzikleri konuşurken sadece müziği konuşmak zaten çok doğru değil. Evet. Başlı başına yani içerik değiştiği an zaten o başka bir genre oluyor artık. Yani sen blues gitarıyla başka bir şey anlattığında da bana sorarsan ne kadar blues'dan söz edebiliriz emin değilim. Çünkü şeyle çok bağlantılı bu. Yani bir derdi var. Bak burada bir tane link atacağım sana. Tabii. Onu bir dinleyelim mi? Tamam. Chicago Blues'un en baba isimlerinden Howlin' Wolf'a soruyorlar blues nedir diye. O blues'u açıklıyor. Bir dakika falan zaten. Aynen, yani aynen. Videonun tamamı 7 dakika 54 saniye ama. İzledim ben onu daha önce. Ama buraya röportaj değil, direkt parça almıştım. O yüzden sen at abi, ben bakarım. Alır kopyalarım buraya. Tamam. Attım Discord'dan. Orada anlatıyor aslında işte blues nedir diye soruyorlar. O yüzden hani içeriği değiştirdiğinde şimdi izlediğimizde göreceksiniz, anlayacaksınız demek istediğimi. Blues da içeriği değiştirdiğinde artık o blues'dan çıkmış oluyor biraz. Hı hı. O zaman geliyor abi. Howlin' Wolf blues'u açıklıyor videonun Türkçesi. Çeviririz biz gerekirse, merak etmeyin. People's wondering what is the blues. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about, I don't like no blues, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blues. That's why it's that. I tell you. That's why it's that. If you ain't got no money, you got the blues. Because you're thinking evil. That's right. Anytime you thinking evil, you thinking about the blues. See? If you getting everything you possess and don't need nothing, you don't have no right to worry about nothing. But when you ain't got nothing, then you got to worry about something. And that's why the blues come in. And Lord, first thing you say, you know, I don't have this. And I don't have that. And you look over there at these other people and they got this and got that. Then in your heart you feel like that you ain't nobody. You got the blues. See, this man got the blues right there. See, çevireceğim da. That's why the blues come from. Because he done drunk up all of his. Any word. People saying the blues. Evet abi, durdurdum. Çünkü anlaşıldı yani. Ya şunu söylüyor özetle. Blues nedir? Herkes bunu konuşuyor. Blues şudur, blues diye. Blues evine ekmek götüremediğinde de blues seninledir diyor özetle. Ev kiranı ödeyemediğinde de blues seninledir diyor. Yani ya, özetlemek için toparlayayım. Yani yaşadığım sıkıntılar blues diyor adam açıkçası. Değil mi? Yani. Ya, blues'un neyden beslendiğini anlatıyor aslında yani. Yani bunu ama şöyle, yani şu an chatte geyik dönüyor. Hepimizin blues'u varmış diye zaten. Ya bu yani şey düşünün abi. Bu bahsettiğimiz sosyal çevrede bir siyahi olarak hayal edin kendinizi. Çok zor bir şey istediğim, biliyorum. Hani çünkü abi bu adamların kaybedecek hiçbir şeyi evet, yok. Evet evet evet. Zaten orada bir şey daha söylüyor. Hani evil şekilde düşünmeye başlarsın. Yani kötücül düşünmeye başlarsın. O zaman blues vardır diyor. Tam şimdi hatırlayamadım aynen, cümleyi de. Aynen. O önemli bir şey. Artık suç işlemeyi düşündüğün noktada o müziği yapıyorsun. Aslında onu anlatıyor bir yerde de evet. O yüzden blues içeriği, şarkı sözleri çok önemli bir müzik türü. Kesinlikle. Onu atlamamak gerekiyor doğru. Bence. Ben biraz abi şey, tarz skalalarına gireyim istersen. Hani elektrik blues falan girelim mi, ne dersin? Yoksa biraz daha erken dönemi konuşup mu ilerlesek oraya? İstersen girelim. Zaten
elektrikli bluza girerken artık Chicago'ya taşınmamız ufak ufak gerekecek. Gerçekten şeyde de misafir haftasında da örnekleri var. Mesela John Lee Hooker en meşhur blues gitaristlerinden birisidir ve genelde Chicago Blues altında değerlendirilir ama aslında kendisi ilk başta Mississippi Deltası'nda müzik yapıyor. Bu olay da şu, istersen o göçten bahsedelim bir. Aynen. 1940'ta yanılmıyorsam, 40'lı yılların başında çok geniş çaplı bir göç yaşanıyor şeyden. Güneyli siyahiler kuzeye, özellikle de işte Chicago'ya, Detroit'e falan o bölgelere böyle göç etmeye başlıyorlar. Zaten işte Chicago Blues da bu noktada doğmaya başlıyor. Sen mi devralırsın? Yo, devam edebilirsin abi. Gayet güzel gidiyorsun. İyi. Ya olay şu, bu dönem hem o güneydeki ırkçı baskıdan çok bunalıyorlar. Bir yandan da işte kuzeyde işte fabrikalarda falan iş bulmak için. Bir de kuzeyde eğlence hayatı da daha canlı. Ticaret bölgesi olması kaynaklı. Mesela şeyde Chicago'da o dönemde çoktan şeyler ortaya çıkmaya başlamış işte. Blues, canlı blues müzik yapılan ya da işte canlı caz müzik yapılan barlar, gece kulüpleri, performans yapılabilecek yerler falan. Ve epey bir siyahi güneyden kuzeye, özellikle Chicago'ya taşınıyor. Yani aslında Chicago Blues dediğimiz şey de bu göç eden Doğru. güneyli siyahilerden doğuyor, delta bluesculardan doğuyor. Ya onu da belirleyen özelliklerin başında işte bir kere elektro gitar devreye giriyor. Yavaş yavaş daha sonraki dönemlerde davul Harmonika yine aynı devreye giriyor. şekilde. Harmonika tabii devreye giriyor. Ama harmonika blues gerçi ayrı bir sound olarak kaldı. Bir de öyle bir şey var gerçi. Evet, zaten ondan sonra iş iyice dallanıp budaklanıyor. Yani boogie woogie falan ortaya çıkıyor. Bir Aynen. sürü farklı alt tür de ortaya çıkıyor ama şey tabii orada çok önemli. Az önce konuştuğumuz konu işte. Chicago bir endüstri şehri olduğu için ticaret daha gelişmiş, para daha çok var. Label'lar orada yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor ve biz artık blues'un daha görünür olduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş dünyaya da açılmaya başlıyor. Chicago bu açıdan çok önemli bir şehir. Bir de tabii ki daha standartize oluyor aslında blues artık. Ama bu biraz zorunlu bir şey. Yani sen bir şeyi satacaksan insanlara ne satacağını anlatabilmen gerekir. Ne satacağını anlatabilmek için de onun belli bir standart içerisinde biraz daha oturması gerekir. Çok dallanıp budaklanıyor ama daha standartize oluyor artık. Böyle. Abi, o zaman ben son olarak daha net anlaşılması için yine erken dönem artık ragtime'dan çakıldığı zamandan bir de kendi seçtiğim parçalardan birini açayım istersen. Son kez hani şeye bakalım, hani modern zamanlara yaklaşmadan önceki kısmı biraz son kez bakalım. Chicago Blues'a Olur girmeden. bakalım. W.C. Handy'den St. Louis Blues geliyor. Ondan sonra hemen akabinde de size Louis Armstrong'un yaptığı St. Louis Blues'u açacağım. Sence okey mi? Okeydir abi. Bir de şey de söyleyeyim. Hı, tabii. Bu hani kayıt mevzusunu söyledin ya, Delta bluescuları konuşurken, yani kayıt çok fazla yok. Hakikaten de yok. Mesela bu Evet. Robert Johnson'ın bile bir tane, bir kere adam stüdyoya girmiş yani. Bir tane derleme albüm var. İşte 7-8 parça, bazılarının alternatif take'leri de var ama yani toplam 10-12 kayıtlı parçası var adamın. Aynen öyle. Bir tane anekdot aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Robert Johnson öldükten sonra bir konser salonundaki beyazlar da adamdan çok etkilenmişler. Onların da bulunduğu bir konser salonunda bir tane gramofon getiriyorlar sahneye. Gramofona da taş plağı, o kayıtlı taş plağı takıyorlar. Ve Robert Johnson'ı canlı izleyemiyor insanlar ama orada taş plaktan Robert Johnson'ı dinleyip hepsi de ayakta alkışlıyor ondan sonra. Böyle bir anekdot da Aynen. var. Demin dediğim trivia bilgi bu olacak dediğim bilgiyi şu an sen verdin. Hani gerek yok abi dediğim bilgiyi şu an sen verdin. O zaman devam ediyorum. W.C. Handy, St. Louis Blues, 1914. Sonra daha günümüz örneklerine geleceğiz. Bu biraz daha erken dönem için açacağım son parça olsun. Geliyor. Evet. Fade attım. Bir de Louis Armstrong'dan St. Louis Blues'a bakalım. Louis Armstrong da önemli efsanelerden biri çünkü. Ne dersin abi? Bakalım. Tamam. Louis Armstrong bu arada şeyi de, yani caz müziği aslında Evet. popüler hale getiren kişidir. A, doğru. Geliyor o zaman.
Evet. Ya yine fade atıyorum. Size YouTube playlistlerinde tekrarlarında daha detaylı vereceğim. Çünkü burada da parçalar yaklaşık 9-10 dakika, hatta ilerleyen dönemde 20 dakikalık komple parçalara falan göreceğiz EP uzunluğunda. Ya günümüz mantığıyla bakarsak. Onun için hız kazanmak adına fade atıyorum. Komutu var da ben onu güncellememişim Emir ya. Çok güncel bir bilgi değil oradaki bilgi. Unuttum bugün onu. Sorun yok. Çok da önemli değil. Evet. Abi o zaman biraz elektrik blues ve Chicago blues etkilerine girsek mi, ne dersin? Daha erken dönem kafaları Girelim. dinlettim çünkü. Ya az önce işte anlattım aslında. O Aynen. birisi kim yazmıştı ya, endüstrileşme. Evet ya, yani endüstriyel hale geliyor Chicago ile birlikte artık blues. Burada da hani senin daha önce söylediğin gibi label'ların devreye girmesi çok önemli. Kayıt teknolojisi de tabii gelişiyor. Ya sadece blues özelinde değil, esasında 1950'lerden itibaren bütün müzik türleri Amerika'dan ve İngiltere'den dünyaya çok daha rahat pazarlanabilir hale geliyor. Çünkü plak teknolojisi gelişiyor. Para artıyor bu sektörlerde. Bunların etkisi var. Ben tekrar şuraya bir örnek dinleteceğim, bir de girip harmonika devreye giriyor dedim ya, ve karakteristik elementlerden biri haline geliyor belli bir dönem sonra diye. 40'larda harmonika kullanımı başlanıyor, harmonika kullanımına diyebiliyorum ben. Daha erken de gördük mü? Şu an emin değilim. Daha erkende de varmış ama çok fazla kayıt yok sanırım ondan. Kayıtlı eserlerden birine bakalım. Harmonika devreye girdiğinde blues nasıl bir şekil alıyor? Buna bakalım diye size bir örnek de oradan gelsin. Sonny Boy Williams'ın Bye Bye Bird geliyor. Evet, bitiyor zaten. Onun için kapattım, fade attım parçayı. Chat'ten bir soru gelmiş, ona döneyim ben. Deniz, bundan sonra işler değişti diyebileceğimiz bir kırılma anı var mı, bir albüm veya bir şarkı olarak? Mesela benim aklıma ilk gelen Muddy Waters var abi. Hani Rolling Stones'un isim babası en basından, öyle düşünün yani. Aynen öyle. Etkilediği Abi grup Rolling Stones yani. Öyle düşünebilirsiniz. listeye ben bir şey aldım. Canlı performans Muddy Waters'tan. O performans herhalde 70'lerin başı falan, şimdi hatırlayamadım. 70'ler yazıyordur muhtemelen videoda. Şeyin, Buddy Guy'ın bir kulübü var. Lounge'u daha doğrusu. Orada çalıyor Muddy Waters ve Şey, Rolling Please Don't Stones'la Go'yu diyorsun değil geliyor. mi? Baby Please Don't Go. Aynen. Baby Hani Please o. Rolling Stones da geliyor abi. Ve sahneye çıkıyorlar birlikte, 2-3 parça seslendiriyorlar. Nefis bir konser Evet. kaydı o. Yani onun tamamı YouTube'da var. Yani Açarız zaten birazdan. evet. Yani onun tamamını da kesinlikle Ben izlemesini tavsiye ederim herkesin. Çok samimi bir ortam çünkü. Muddy Waters sadece müzikal anlamda isim babası değil, ismi de evet. Rolling Stones'un, Muddy Waters'ın bir şarkısından geliyor Direkt zaten. şarkının ismi Rolling Stones zaten, aynen. Şarkının Evet. ismi Rolling Stones, Muddy Waters'ın. Sadece Muddy Waters değil tabii ki. Hani burada demin dinlettiğim gibi Louis Armstrong daha sonra tam bir cazı popülerleştiren figürlerden biri olsa da temeli blues mesela Louis Armstrong'un da. Hani hali doğduğu yıllar ve müziğe başladığı yıllar itibariyle. Onun dışında aklıma kim geliyor? Demin dinlediğimiz Robert Johnson. Bakmayın, yani çok erken dönemden bahsediyoruz ama yani bu isimler günümüz müziğini şekillendirdikleri için burada şey gibi düşünmeyin. Bizim hip hop 101'lerde daha güncel, çok teknolojinin falan çok verimli olduğu günümüz yıllarında bir müziğin etkisi gibi düşünmeyin. Çünkü daha bu müzik varken daha televizyon yok. Hani radyo icat edilmiş ama televizyon diye bir şey yok. Label'lar yok. Hala taş plak dönemindeyiz gibi düşünün yani. Orada o bomba gibi düşmek dediğiniz bugün çok limitli bir şey. Baktığımız zaman o gün Abi başarılan şey. haftaya rock and roll yaparken aslında bunu biraz daha net anlatabileceğiz çünkü karşılaştırma şansımız Evet. olacak. Ama orada şey var mesela, yani Bo Diddley ismi var mesela. Bo Diddley hem dönemin en iyi bluescularındandır, Chicago blues Aynen. yapar, hem de rock and roll dendi mi de işte Chuck Berry ile birlikte akla gelen ilk isimlerden bir tanesidir. Çok özel bir gitaristtir. Aynen Deniz, dediğim Çok kendine anladın. has bir stili vardır. Dediğim an, dönemin koşullarına göre çok iyi sükse yaratmaktan bahsediyorum ama o dönemin koşullarını bugün yarattığın zaman bir etkisi olmuyor. Çünkü bugün artık milyon dolarlık devasa bir endüstri haline geldi. O zaman da hani
görsel medya daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Daha televizyonun icadından önce olan, hatta elektriğin, günümüzde kullandığımız elektriğin yeni icat edildiği yıllarda yapılmış işleri dinliyoruz. Daha bazı enstrümanlar daha icat edilmedi. Şu ana kadar dinlediğimiz eserlerin üretildiği yıllarda. O dönem için çok büyük etki. Size birkaç isim vereyim mesela. Hani bu, yani bugün örnek vereyim. Bir Madonna'nın yaptığı ya da işte Aerosmith'in yaptığı gibi, işte Rolling Stones'un yaptığı gibi bir şeyi büyüklük olarak kıyaslayamazsınız o dönemin etkisiyle. Ama bu insanlar günümüzdeki bütün müzikleri şekillendirdiler. Modern Batı müziği anlamında diyebilirim size, blues müzisyenleri. Hatta size geçen Türkçe Rap yayınında ve Haftalık'ta konuşuldu ya bir ara. Haftalık Global'de de. Abi R&B, neden R&B Türkiye'de, bu R&B mi, olar R&B'de? Hayır, R&B falan değil diyorum. R&B'nin açılımı çünkü Rhythm and Blues. Şu an dinlediğiniz şeyi siz görmüyorsanız o modern pop iş abi. Kökünde, ben o R&B'nin kökünde, ki R&B için de ayrı bir yayın yaparız Onur'la muhtemelen. R&B'nin kökünde ben bunları görmem gerekiyor. Bu etkiyi görmem gerekiyor. Yani onun için Abi sizin bana günümüz 2020 senesinde işte sadece yarım ağızlı Amerikan aksanı yapmaya çalışıp cringe olan pop müzisyenleri, abi R&B mi bu diye sorduğunuzda ben onlara hiçbir zaman evet bu R&B demeyeceğim. Çünkü ortada bir blues kökeni yok, soul kökeni yok o işin. Hep ya ben o R&B yani. dönüşümde hiç anlayamadım zaten. Chuck Berry mesela ilk çıktığında Rhythm and Blues deniyor. Yani bu rock and roll terimi iyice oturduktan sonra Chuck Aynen. Berry'nin rock and roll'un başlangıcında olduğu fark edilince adam rock and roll olarak sınıflandırıldı. Yoksa yani Rolling Stones'lar falan da ilk çıktıklarında Rhythm and Blues olarak Evet tanıtılıyorlar. evet evet Animals'lar, evet. Animals'lar. Ondan sonra R&B bambaşka bir yere gidiyor. The Doors mesela abi ilk çıktığında o da Rhythm and Blues diye çıkıyor en Evet. basına. Ya da daha güncelde biraz daha günümüz R&B'sine yakın kafada örnek vermek gerekirse Stevie Wonder abi. Ha, bunlar R&B. Hani Türkiye'deki işte isim vereyim. Hepsi grubu asla R&B değil abi. O kötü pop müzik o yani. Üzgünüm yani. Abi R&B hip hop'un dalı mıdır diye şöyle söyleyeyim. Rock and roll'dan hip hop'a aklınıza gelebilecek bugün synth wave'lere kadar her şeyin atası ister istemez blues. Çünkü hani siyahi müziği burada doğdu. Yani hip hop'un esas etkilendiği şey hep söylemişimdir ben funk müzikti, ama zaten funk da swing'le beraber blues'dan doğan bir şey. Sadece yeni enstrümanlar ekleniyor. Daha elektronik enstrümanlar ekleniyor, synthesizer ekleniyor. Çünkü teknolojiyle beraber yeni enstrümanlar keşfediliyor. Hani ama kökenleri blues. Geldikleri nokta blues. O yüzden biz ilk olarak blues'la başladık zaten. Daha net anlaşılsın diye. Ben isim söylüyordum. B.B. King mesela, Howlin' Wolf, Muddy Waters dışında, John Lee Hooker John aklına Lee gelen Hooker. eser. Aynen. Magic Sam mesela çok önemli. Little Walter. Aynen öyle. Erken dönemde mesela, daha sonra bir rock'n'roll figürü olsa da, ya hatta psychedelic rock etkilerine girse de ikili olarak söyleyebileceğim. İkili derken beraber müzik üretmek anlamında söylemiyorum. Jimi Hendrix ve Janis Joplin sayarım. Hani erken dönemde hatta Janis Joplin'in blues bandleri falan var yani erken dönemlerinde. Ama onlar daha sonra daha bir psychedelic rock ve işte rock and roll etkisine girdiler. Kabul. Bir de şey var abi. Özellikle bu Chicago Blues döneminde işte label'lar ortaya çıkıyor. İş endüstrileşiyor ve yavaş yavaş blues işte Amerika dışına da satılmaya, oralarda dinlenmeye başlanınca 60'ların başında, 50'lerin sonunda hatta işte önce Beatles'la, sonra Rolling Stones'la, The Animals'la, başka bazı gruplarla birlikte İngiliz blues'u da ortaya çıkmaya, doğmaya başlıyor. Bunların işte Rolling Stones, Beatles gibi kimileri daha sonra daha işte rock and roll, işte psychedelic rock gibi türlere meylederken John Mayall and the Heartbreakers, Tom Petty gibi isimler bir British blues diye bir janranın doğmasına sebep oluyorlar. İşin ilginç yanı özellikle Rolling Stones ve Beatles Amerikalı bluescuları ve rock'n'rollcuları da etkiliyor. Yani başta iş Amerika'dan İngiltere'ye giderken sonra İngiltere'den Amerika'ya geliyor. Mesela Jim Hendrix dedin. Jim Hendrix İngilizdir aslında. Çoğu kişi Amerikalı zanneder ama Evet. birçok rock'n'roll grubu için de o geçerli yani. Ya bir zaten yani rock müziğin benim için altın çağı İngiltere yani. Ya İngiltere grupları yani, Tabii. o asla Tabii, Amerika'dan aynen öyle. ilerisi yani. Bu arada Abi bu Deniz arada demişken evet. 50-60 Aynen da öyle. ben onu Diyebiliriz. 50-70 unuturum. Mainstream 50-70 yaparım ben onu ya. 60'ta bitirmem yani yani. 50'lerde abi ilk defa artık bir janr olarak müzik sektöründe adam akıllı yer ediniyor ve 60'lar 70'ler itibariyle de Golden Age yani bence. blues evet altın çağını yaşıyor doğrudur.
Deniz'in dediği gibi 50'ler 60'lar bizim demin dediğimiz isimlere örnek verdi ki hani böyle bir tek bir albüm ya da işte çığır açacak bir proje beklemeyin o dönem için. Çünkü daha teknoloji de daha elverişli değil böyle bir ana akıma dediğim. 50'lerden sonra 50'lerden 70'e kadarki dönemine ben Deniz'cim şey derim. Golden Age derim yani Golden Age derim blues müziğin. Böldüm abi Ya devam et özür dilerim. abi teknolojinin çok yoğun bir şekilde müziğe dahil olmasına kadar zaten yani rock and roll için de mesela geçerli, funk için de geçerli. Böyle bir tek albüm tamamen bir müziği değiştirmiyor ya da bir kişi gelip de bir müziği keşfetmiyor. Bu bir Aynen. bence en önemlisi bunların süreç olduğunu anlamak lazım. Hip-hop'u çok fazla işte bilmiyorum burada ahkam kesecek kadar ama muhtemelen o da bir sürecin sonucu. Yani Tabii ki, bildiğim tabii ki. kadarıyla işte o funk döneminde ve disco döneminde DJ'lerin Aynen, ben bunu çıkışıyla anlattım beraber aslında. gelen bir süreç. Hani Yani bu kaçıranlar varsa Hip Hop 101'in ikinci bölümünde ya erken dönemini gördük rap müziğin ve Hip Hop'la hani bir ilgili. adamın aklına şey diye gelmiyor durup dururken. Yani ben hip-hop yapayım, ben rock'n'roll yapayım. Oturup kağıda yazıp böyle bir müzik tasarlamıyor yani. Bunun istisnaları var bu arada. Hakikaten mesela Ambient Var. tasarlanmış bir müziktir. Evet. Ambient hakikaten Brian Eno'nun ve birkaç başka ismin daha tasarladığı bir müziktir. Ama Doğru. çok az yani bunlar istisnai örnekler. Abi evet, yani teknoloji bir taraftan kolaylaştırırken bir tarafta bazen bu kolaylık işin büyüsünü veya işte üretim kalitesini, işin özenilmesini biraz özellikle günümüz için söylüyorum çok baltaladığına hemfikirim. En basitinden yine biraz The Grace'den çıkacağım ama haftalıkta o kadar hani 1,5 saate üretilmiş ve bu ve özenilmemiş parçaları dinliyoruz ki biz Türkçe rap adı altında. Buna en basitinden oradan görebilirsiniz yani. Çünkü 1960'larda olsa doğal seçilim gereği zaten bu insanların çoğu yok olacakken bugün hala Net'te gibi bir kanal üzerinden bizim üzerimize kanalizasyon fışkırtılıyor hala yani siz de biliyorsunuz. Bu arada özür dilerim. Onur sizin umarım Net'te ile ortak bir işiniz yoktur yani ben şu an yaktım onu çünkü. Abi biz hiçbir yerden reklam alamıyoruz zaten. O yüzden istediğin kadar yakabilirsin. Şu an çünkü ben hani Plak Mecmuası'nın gelecek işlerini yok ettim ben şu an. Olası sponsorlarını yok ettim yani. Sponsor şimdiye kadar olurlardı. Olmadılar. Yani bu teknolojinin Ayrıca güzelliği yanında böyle bir kötü özelliği de var ama biraz da abi bölüyorum yine soruluyor söylüyorum. Bir de şey var abi. Teknoloji aslında araç. Yani bu şöyle söyleyeyim. Şu an internet sayesinde şu saatte bu yayını da seyredebiliyorsunuz. Ya da hadi bizim yayını geçtim. Siz şu an internet sayesinde bulunduğunuz yerden değil örnek vereyim Harvard Üniversitesi'nin kütüphane arşivinden bir makale de okuyabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği de var. Şu aynı internet sayesinde siz şu an Mesut Can Tomay'ı da seyredebiliyorsunuz. Anladınız mı? Bu sizin bu biraz da kişilerin tercihi yani. İnternet ya da teknoloji çok güzel bir şey ama siz bunu hangi amaçla kullanmak istiyorsunuz? Bu önemli soru bu yani. teknoloji bir de şeyi de getirdi müzisyenler açısından hani ne var ki bunda biz de yapabiliriz yani o da ya tamam yapabilirsin tabii ki ama hani biraz bir emek vermen lazım falan hani şimdi sen de mesela beat yapıyorsun ben de şimdi açıp burada bir davdan yapabilirim ama hani ikisi aynı olmaz çünkü ben senin kadar bilmiyorum ben senin kadar hakim değilim halbuki her şey çok kolay göstermeye Aynen. başladı yani öyle bir durum oldu. Ama Aspadın'da bir şey Mithatçım şey Mesut Can Toma yürüyen kaka abi. Araştır göreceksin batak yani çukura YouTube trendleri abi o. Of. Neyse Chicago Blues diyorduk yok buradan şeye gelip bir şey de değineyim bak hazır teknoloji demişken durumu toparlamak adına mesela olmamak blues adına. ben bir şey demedim abi sen olursun. Seni Evet, beni toparlıyorum. dava edin. Onur'un alakası yok abi. 70'lerde, 80'lerde de blues yapıldı. Bugün de blues yapılıyor. Ama mesela John Lee Hooker ya da Muddy Waters dinlediğin kadar onlar kadar etkili oluyor mu? Bende aynı etki uyandırmıyor. Onun da sebebi şey bence. Yani çok temiz kayıtlar yapılıyor artık. Çok steril kayıtlar yapılıyor ve Ben şu an blues o abi kadar sen steril devam et ben olmaması çete gereken bir gülüyorum. müzik. Sen devam et Ne ben ki? çete gülüyorum. Durun. Chicago Blues'a Mesut Can Tomay'ın da aynı yayında geçti dendi. Şu yayında bile 3 davamız var dendi. Ve en çok güldüğüm durumu yayıncı dağıtıyor konu toparlıyor kısmı. Yani hakikaten normalde tam tersi olur ya yayınlarda. Evet aa evet avukat arkadaşlarım var benim canımsın Mithat'cığım. Abi karşımıza alacağız çünkü her Yok. şey çok kötü abi. Her şey çok kötü. Yani
böyle bir şey, kalitesizlik, yani kalitesizliğin sembol ülkelerinden birinde yaşıyoruz gibi hissediyorum. Hani Abi Türkiye'de sanat yani ve bir kültür şeye bazında yani. iyi deme hakkın vardı, bir şey kötü deme hakkın yok. Yani bir adamın bir şeyine iyi diyorsun, iyi olmuş diyorsun, sonra kötü olmuş dediğinde bozuluyor. İyi olmuş dediğinde de sevinme o zaman yani. Bay abi sen Çağlayan, yakınız Çağlayan ya, sorun olmaz şu anki lokasyon. Ama açık adresimi verirsen bir şekilde kazayla Pop Smoke gibi ertesi gün beni de yok görürsünüz yani. Yani yok görürsünüz derken göremezsiniz yani, konuşamadım yine Türkçe. Yine Türkçe müzik falan geldik ya, benim IQ'm düştü ve direkt cümle kuramıyorum şu an hala. O Şimdi zaman yayında gelip alsalar ne bomba olur. keşke ya, eğleniriz. Vallahi TT yaparız. Hashtag katarız. O zaman ben bir örnek açayım. Chicago Blues demişken, Muddy Waters'tan Rolling Stone gelsin mi? Normal bir parça kaydı. Sonra live'ı da dinleriz hatta istersen. Öyle yapalım. Live peşinden hemen dinleriz ondan sonra. Evet, Muddy Waters'ın Rolling Stone isimli parçası geliyor ki, dediğim gibi Rolling Stone Muddy Waters'tan etkilenerek zaten bu ismi kendilerine koyuyorlar. Hatta özellikle yine trivia bilgi vereyim. The Beatles'ın falan da erken döneminde çok ciddi Muddy Waters etkisini görürüm ben. İngiliz grupların birçoğu, İngiliz Rhythm and Blues ve Rock'n Roll gruplarının birçoğunun en çok etkilendiği bluescu Muddy Waters. Aynen. Yani bunu röportajlarında falan da söylüyorlar. Ya hatta rap'te de örnek vereyim. Redman'in benim en sevdiğim albümü Muddy Waters isminde yani. Direkt albümün ismi o yani. Yani bu insanların etkilerini ilerleyen dönemlerde çok fazla görüyorsunuz. Hani maalesef kendileri 80'lerdeki bir rockstar hayatı ya da günümüzdeki rap yıldızı hayatını yaşayamadılar. NBA yıldızı hayatını, ama Abi etkileri çok büyük yani. Etkileri günümüze çok burada büyük yani. şarkıyı açmadan bir anekdot Tabii anlatayım mı? tabii tabii Çok tabii. kısa bir anekdot. Tabii. Dedin yani rockstar hayatı yaşayamadılar diye. Bir tek Jimi Hendrix biraz başardı galiba onu. O yaşadı. Ama o Yaşadı. işte rock and roll dönemi falan biraz daha Evet. farklı. Şimdi Rolling Stones Amerika'ya geliyor ve o zaman Chester Corus diye bir plak şirketi var. Hatta film var onunla alakalı. Aynen. Ve bu Chicago Blues'un merkez, Chicago Blues için böyle base, merkez olan plak şirketlerinden bir tanesi bu. Oraya geliyorlar. Orada işte kayıt yapacaklar. Tabii şeyden dolayı çok heyecanlılar. Yani Muddy Waters orada kayıt yapmış. Howlin' Wolf orada kayıt yapmış falan. Onlarla tanışacaklar, edecekler. Keith Richards otobiyografisinde anlatıyor. Stüdyoya girmişler. Stüdyoda diyor bir kere korkunç ter kokuyor. Duman altı ve birisi badana yapıyormuş abi. Üzerine boya falan dökülmüş. Bir siyahi. Bakmışlar badana yapan adam Howlin' Wolf. Birisi de abi, birisi de yerleri süpürüyor abi. O da Muddy Waters'mış. Ya bunlar böyle abi hani öbürleri ama rockstar Amerika'ya gelmiş turneye. Yani aynen öyle. O zaman Muddy Waters Rolling Stone dinleyelim. Burada işte enstrüman değişimi de, burada artık fark edeceksiniz zaten. Devreye giren enstrümanlarla beraber müzikal değişimi de fark edeceksiniz. Geliyor. Muddy Waters Rolling Stone geliyor. Evet, fade attım. Rolling Stones'la Muddy Waters'ın live performansını seyretmeden önce şunu da söyleyeyim. Mesela aklınızda vardır abi, tarzlardan bahsettiniz ama çok değinmediniz diye. Mesela harmonik, ya burada rap müzikten gelen izleyicim için söyleyeyim. Burada biraz daha ayrımı zaten isminden de çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Yani ya şehirler merkez oluyor. Hani bir janr etrafında gelişirken demin bahsettiğiniz gibi label'lardan. Chicago Blues, işte Memphis Blues gibi. Ya da ana enstrüman farklıysa onun ismiyle adlandırılıyor. Harmonika blues, elektrik blues gibi. En basitinden elektrik blues'da daha çok elektrik gitar soloları görüyorken, mesela aynı sololar harmonika blues'da harmonika ile mızıka eşliğinde yapılıyor mesela. Bunun gibi Abi düşünün. istersen canlı performanstan önce bir harmonika blues örneği şeyde Tabii. var. Little Walter'ın My Aynen. Baby parçasını almıştım. Hı Ya Chicago Blues mesela o da. Evet. Ama hani enstrüman özelinde de bir Harmonika blues. harmonika. Aynen. My Baby değil mi? Little Walter'dan. Aynen evet. En Tamam. meşhur parçası zaten. Aynen. Little En Walter meşhur My Babe blues geliyor. parçalarından bu. Dediğimi örnek olarak şu an Little Walter My Babe geliyor. Evet, fade attım. Abi ekleyeceğim bir şey var mı? Hani farkı göstermek için dinlettik zaten Ya ama. Yoksa live'a bu geçeyim hemen. aslında çok ya bu aslında çok net bir şey harmonika blues örneği değil ama Little Evet. Walter bu türün önde gelen ismi. Hı. Birazcık bu hani enstrüman ağırlıklı örnekleri de aslında işte parçalardaki sololar. Soloyu hangi enstrümanın attığı birazcık belirliyor. Çünkü Evet. ya bu Little Walter'ın parçası işte arkada mesela işte çalıyor Muddy Waters'lar, Bo Diddley'ler Aynen falan öyle. dönemin diğer blues gitaristleri. Ama şovu Little Walter yapıyor. Şovu hangisi yapıyorsa aslında o Evet. türü de birazcık o belirliyor. Ya zaten şey var, merak etmeyin. Ben size playlistlerde detaylı vereceğim. Oradan da zaten farkı yakalarsınız. Hatta size ben
Bulabilirsem bir iki Türkçe makale veririm ya da bu Ekşi Sözlük'ten bile olabilir. Blues hakkında dediğim gibi iyi bir video yok YouTube'da kesinlikle. Hani ben Deniz Arcan videosundan bile zamanında şey olmuştum. Keşke anlatabilseymiş olmuştum yani hiç beklemediğim gibi. Çünkü iyi bir müzisyendi kendisi yani ama o video hayal kırıklığıydı. Biraz YouTube yanlış bilgi dolu olduğu için şey veririm size. Daha çok ben YouTube açıklamasında okuyabileceğiniz Ekşi Sözlük'te falan iyi entry var mı diye bakmadım da varsa falan onlardan da kaynak bulurum veya şey bulurum. Türkçe zor sanmıyorum ama Türkçe makale varsa makale bulmaya çalışacağım size yani ben. Ben de atarım sana makale. Ya İngilizceyi çünkü çoğu Birkaç okuyucumuz akademik seviye İngilizce olacağı için çok zorlanabilir yani. O yüzden Türkçesini kitap düşündüm. da ekleriz. Türkçe kitap çok iyi bir şey yok bildiğim kadarıyla ama Aynen. İngilizce kitap. Live performansa geçmeden önce onu bu arada izleyin de. Çünkü çok güzel bir ortam var. Yani şeyi aşağıya alıp görüntüyü sadece dinlemeyin. Orası Buddy Guy diye yine Chicago Blues'un önemli gitaristlerinden bir tanesinin mekanı. Aynen. Bir sene de baktım 1971'miş. Çok güzel bir Checkerboard performans. Lounge değil mi abi? Aynen öyle. Aynen. Şimdi açacağımız parçada Rolling Stones üyeleri şarkının yarısına doğru gelip birer birer ya üç tanesi Mick Jagger, Keith Richards ve Ron Wood üçü birer birer sahneye çıkacaklar. Ve Böyle Buddy Holly'u istersen geçelim. seçecekler. Tamamdır. Zenon bu arada gece 2.30'da biz maçı canlı izliyoruz ya bu gece. Sorun yok. O zaman Muddy Waters ve The Rolling Stones'un Baby Please Don't Bu Go arada performansı geliyor. Evet. 1971 dedim, 81 abi. Zaten Ron 81. Wood daha 71'de yoktur Rolling Stones'ta. Doğru. 81 tarihli geliyor. Evet, durdurdum. Bir soruya cevap vereyim. Sonra biraz Mick Jagger'a Allah. sallayacağım. Zenon demiş ki abi Mick sample yapabilmek için turntable alacağım. Herhangi USB girişi olan işimi görür mü? Görür abi, hiç problem yok. Yo, çok geç olmadı ya. Daha en az bir yarım saatimiz daha vardır herhalde. Ama yani konumuzu aslında yüzeysel olarak bitirdik. Çünkü şöyle, elektrik, blues, caz ve rock'n'roll'a evrilen kısmı haftaya rock'n'roll yayınında devam edeceğimiz için hani o evrimi göstermek adına aslında bugünlük yani temel olarak blues neydi, nereden nereye geldi konuştuk. Kökenlerini konuştuk. Hani temel olarak öğreneceğinizi öğrendiniz. Tabii ki daha sonra mesela biz de neden bir Muddy Waters diskografisi için ayrı yayın yapmayalım ki? Yani bu da mümkün ama biraz daha hip hop 101'lerde yaptığım gibi size biraz daha şey Onurlu en başta biraz soundları işte ya da müzik janralarını anlatarak gidip ondan sonra daha spesifikleştireceğiz. Onun için hani temel olarak bence bugün okeyiz. Ama biraz daha buradayız yani problem yok. Abi burada Mick Jagger'a şu yüzden sallayacağım bu arada. Abi yani bak Muddy Waters seni sahneye çağırıyor. Adam 80 yaşında adam orada bak hani tontiş dede ona rağmen cayır cayır performans yapıyor da. Abi diyorum ya ben orada olsam Mick dediği anda ben koşarak giderim. Sen adamcağızı bir de orada hani süründürüyorsun. Hay senin rockstar egona yani. Abi Yani o grupta ben Rolling Stones takıntım var bu arada benim. Yani en çok mesela yapacağız plağı anlayacağım. olan grup bende Stones. Yani 23-24 tane sırf long play var. Rolling Stones long play bende. Yayındayız ardacığım Yani 1.30'da. Mick Jagger biraz tüccar bir abimiz. Abi Kennedy'yi hakikaten Ya hatta onu işte haftaya yaparız biz abi. bugün yayından önce Kennedy'yi Onur'la haftaya yaparız. konuştuk. Hani biz kasıtlı Onur da dedi bana. Ben de almadım her şeyi. Abi Kenan Tite falan biraz daha blues rock ya işte ya da bir blues'dan diğer janrların doğmasından sonra inceleyelim diye ortak bir karar verdik öyle yayından önce. O yüzden bazı büyük figürleri almadık. Ben burada hatta seni güldüreyim. Yayından önce ben bugün bayağı geç uyandım. Dün sabah 10'da yattım ve birkaç kere gündüz uykum da bölününce slaytları bugün yayından bir saat önce hazırlayınca hatta Janis Joplin'i, Janis Joplin falan da yazmışım. İyi ki Kenneth'e falan böyle bir hafta girmiyoruz yani. İyi ki. Yani rezillik olmasın diye. Yine de kötü bir yayın değildi ama. Ama diğerlerinde doğru. Ya o da şey değil. Hızlıca olayım derken klavyede bakmadan yazdım oldu derken saçma sapan yazmışım yani. Neyse. Abi burada Mick Jagger'a bir bu yüzden kıl oldum. Yani iki şey var. Sallayacağım dediğim şey buydu. Ha yoksa Emre Yücelen gibi çok sigara içiyor ama bunlar da 2 seneye şarkı söyleyemezler gibi bir yorum asla yapmayacağım. İki yani
Ama yani Madi Baba orada çabalıyor. Sen hala şeydesin abi, Allah aşkına. Hani sanki şey Fanta Gençlik Festivali'nde sahnedeymiş gibi takılıyorsun abi. Bir olayın Bir içine de versen mi kendini yani? eşofmanla Ya gelmişsin. değil Abi mi? Robert Johnson'ı anlattık abi Robert Johnson'ı. Aynen, Robert Bu arada Johnson'ı anlattık abi. Netflix'te kısa bir Robert Johnson belgeseli vardı. Böyle bir seri, müzik belgeselleri serisi yapmışlardı. Yani çok bir katkısı olmuyor açıkçası internette herhangi bir sitede okuduklarınıza, ama öyle yüzeysel hem de bir yandan müzikte dinlerim falan diye bakmak isterseniz 40 dakika falan. B.B. King'den hiçbir şey çalmadık. Biraz B.B. King'e girsek mi ya? Hakikaten. Girelim ya, Sadece B.B. çalmalık King değil, bu arada. bence evet biraz info da verip girelim ama. Yani şu baktım, yani ben burada figürleri aldım ve biz biraz blues'u anlattık, figürleri verdik. Ben yine Hip Hop 101'lerdeki gibi yayın tekrarınızda açıklamada önemli gördüğüm blues müzisyenlerinden, bildiklerimden falan size bir seçki vereceğim yine, hani kendiniz dinlemeniz için. Biz bugün biraz soundları anlattık. Hani atıyorum elektrik blues, Chicago blues neydi, Delta blues neydi, erken dönemde işte ragtime neydi, bunları anlattık. Biraz da isimlere, özel olarak isimlere girip zaten yayınımızı sonlandırırız. Emir, evet, belgeselin adı o. Yani B.B. 40 King dakika denince falan fikir veririm. B.B. King denince meme uçlarım demirden birer bilyeye dönüşür diye. Bu arada deminki şeye geleceğim. Deminki live session'ın abi sırasında chat muazzamdı hani. Biz Mick Jagger'a sövünce bir anda hani şey Allah'ı falan da karşımıza aldık ya chat'te. Hani Uhud Savaşı'ndakilerin favori müziği yok işte. Neydi o? Okuyacağım tekrar birkaç. Oraya da çok güldüm Abi Barrett yani. Red Flag vardı ya, o çok iyi. Evet, şey Berat Red Flay'in favori playlistinden şarkılar diye. Yine benden kaynaklı o yollara girildi gerçi de. Şey gerçi de Kerbela'da Hazreti Ali'yi gazlayan şarkılar, aynen buna çok güldüm ya. Ama bu şeyden çıktı gerçi, Beristan çıktı. Blues dinlemek sünnettir. Peygamberimiz zenci gırtlağı sevmese Habeşli Bilal'in müezzin yapmazdı yorumu üzerine bir ara sapıtıldı. Çünkü YouTube'da burayı o parça olduğu için orayı keseceğiz muhtemelen. Ama çok eğlendim yani. Siz beğendiniz mi live session'ı bu arada? Çünkü normalde benim diğer yayınlarımda bir şey 11 dakikaysa 30. saniyesinde geç kararı çıkar çünkü abi, Türkçe rap dinliyorsak özellikle, o yüzden. Hiç geç falan da gelmedi böyle trollüğüne bile. O yüzden merak ettim. Sevildiyse çok güzel. Of. Abi beğendiyseniz o konserin devamını da izleyin. Yani Evet yani. nefis, su gibi akıyor. BB King, abi BB King mesela benim bir türlü çok fazla ısınamadığım Oo, bluzculardan bir tanesi, şaşırdım. ama çok önemli bir adam. Çünkü bir kere bütün o dönem içerisinde bence en kendine has stile sahip birkaç bluz gitaristinden bir tanesi. Bir kere atıyorum bir John Lee Hooker'a ya da Muddy Waters'a göre çok daha melodik tarafı ve melankolik tarafı, içerik anlamında da daha ağır basan bir isim. Ya benimki şey, zevkten tamamen, hani öyle Eyvallah. çok fazla bana hitap etmiyor. Yoksa dinlemiyor değilim, açıp açıp dinliyorum arada da yani. Hani 10 kere Muddy Waters dinliyorsam 5 kere BB King Eyvallah. dinliyorum yani. Yani çünkü yani çok ikonik bir isim biliyorsun. Adına üretilmiş yani gitar falan var, Gibson falan biliyorsun çünkü yani. Ticari anlamda da aralarında en büyük birkaç isimden, ve Evet. hatta belki birincisi yani. Emir bu arada konserin 45 dakikalık videosunu chatle paylaşmış. Teşekkürler Emir'cim. Zarya hoş geldin. Dinleyip mi üstüne konuşalım biraz daha? Biraz daha konuşup mu bir şey dinleyelim? Ben bir parça aldım kendi seçkimden. B.B. King'den. İstersen dinleyelim, ondan sonra Tamam. konuşalım. O Ya zaman çünkü çok kendine has teknikleri de olan evet. bir isim. Belirgin teknikleri olan. Hani onun üzerine konuşsak belki daha iyi olur. Tamamdır. O zaman B.B. King The Thrill Is Gone geliyor. Tracy Chapman duet. Oturup neyse. Ben söyleyeyim, Ya oturup o hani kaç saat uğraşıp lazım, ton bulamıyor çünkü. Yani. Of, durdurdum bu arada, neyse disimizi attık ayaküstü. Abi abi bir de yani Axl Rose yorumlarken de herhalde çok sigara içmiş falan demezsin yani. Çok içki gerçekten içmiş. İçki yani. içiyor tabii abi. Adam Guns N' Roses'ın solisti. İçki içmiş. Ya Ben mi içki içeceğim? Şeftali suyu mu içecek abi adam? Ne içecek yani? Rock'n'rollcu adam. Ne bekliyorsun ya? herkesten Cat Çok Stevens içki içmiş. bekliyor. Abi çok içki içmiş. Çok kilo almış falan diyor. Yani şimdi yani o zaman o müziği yapmaz herif yani. Adam içtiği için o müziği yapıyor zaten. Ya yok, evet ya, o Allah adamın Allah. müziği müziği oradan geliyor zaten, bir iki yani şey var yani, herkes niye Cat Stevens olsun abi,
Onu geçtim hani yani vokal kullanımında kimi beğenmemişti o ya, bir dakika. Gerçekten saçma sapan birini beğenmemişti abi o. İlk kez beğenmediği biri, ya yani Türk rapçi olsa falan kitlesine oynamak için kesin beğeniyor zaten, biliyorsun berbat işleri de. Hani böyle ikonik bir ismi Zaten son beğenmemişti. dönemde İkonik bir ismi beğenmemişti, ben böyle Allah Allah oldum be. Hadi ya falan oldum be. son dönemde çok fazla el attı zaten o Türkçe rap. Ben bir de saçma sapan parçalar yorumlamaya falan başlamış. Seçmiyor Abi etmiyor. ya zaten yorumlasana yani, Türkçe rap yorumlar ancak. Çünkü yani gerçekten hiçbir zaman ben doğru tonu bulabildiğine şahit değilim. Hani ses analizi edeceğiz ama. Ya YouTube'da bir tane yabancı adam var. O güzel yapıyor vokal koçu. Abi zaten şey Rockçı bir var. tip falan. Gitmesi falan. Ya Emre Yücel'in olayı zaten şey değil ki. Hani bu, şu an yani diss atmak ya da mahkemelik bir şey söylemiyorum. Hani gerçekten bir şeyi analiz etmek ya da işte müzikal inceleme yapmak değil ki. Adam bildiğin reaction videosu çekerek yüksek tık alan parçalardan kendine takipçi kasmaya çalışıyor. Yani izlenme ve para kasmaya çalışıyor. Amacı zaten müzik incelemek değil ki adamın. Yani. Onun için çok ciddiye almaya gerek yok yani. Hani ciddiye alın, özellikle bizim camiada bana şey geldi. Siz eleştirmişsiniz ama Emre Yücelen beğendi. Evet abi, beğenecek çünkü parçanız 2 milyon seyredilmiş. Beğenecek yani. Siz onun müşteri trafiği oluşturuyorsunuz. Alışveriş sitesi gibi düşünün. Bunu beğenenler bunu da beğendi mantığı yani. Dediğin gibi o biraz daha ben reaction videosu değilim dediği yerde reaction Net videosu olarak abi çeken. yani. Başlarda çok öyle değildi ama dediğin gibi yani gene yaptığı yorumlar. Açıktır herhalde Sufi ya, asla kapatmaz onu. Katıl, bağış falan hani hep açıktır onlar yani. Kesin eminim yani. Şeye geleceğim. Bu arada şuna da geleyim. Caz ve blues için Türkiye'de hep şey vardır yani. Böyle şey. Erotik müzik algısı vardır ya. Bu da çok saçma. Hani asla değil çünkü yani böyle. Bak hani müzikal olarak sizi belki harekete geçiriyordur. O sizle alakalı bir şey ama lirikal manada asla öyle bir şey değil yani. Özellikle blues. Hani asla öyle bir şey değil çünkü yani. Ne Abi diyorsun bu konuda? ben bunu ustasına sordum. Ustaya sordum. Dedim ne dinliyorsun? Ha Hiç evet. bana BB King dinliyorum demedi yani. Portishead falan dinliyormuş. O trip hop dinliyor. Evet, Bayılır. trip hop dinliyor. Yani bir kere tamam var işte aşk şarkıları falan da var. Mesela BB King gider belki böyle romantik bir Evet. akşam yemeğinde Ama şarap yani içerken lirikal falan da. manada romantik ya da böyle hani sizi yani bir Barry White dinlemiyorsun abi. Hani Barry White Aynen çünkü öyle. yani Aynen öyle. gerçi zaten Barry White zaten Barry White zaten şey blues değil zaten abi hani. Ya çok severim ayrı bir şey ama hani blues değil zaten o yani. Ama hani Türkiye'de şey bu tarz karmaşasından blues deniyor ya her şeye hani. abi Ve işte o içinde saksafon olan her şarkıya caz demek gibi bir şey yani. aynen. Hani bu arada Barry White'ın blues olmaması bu kötü bir şey anlamında demiyorum. Barry White blues yapmıyor ya da yani. O açıdan diyorum. Barry White'ın yaptığı müzik soul müzik abi. Net olarak. Bence. Tarz Tabii karşılığı o canım. yani. Tabii ki direkt soul müzik. Yani. Ve blues'un yayının başlarında da değindik. Hani lirikal olarak böyle bir hani sözler tematik olarak şey yok. Hani çok daha farklı acılardan besleniyor. Yani hani yatak odasında dinlenecek bir müzik değil blues ama Türkiye'de direkt şey var diye bir yerde blues ya da jazz parça duyulduğu anda o hemen böyle şey bel altı şakalar gelir ya. Özellikle cazcılar onu çok Aynen yapıyorlar ya. O andaki saksafon çok kaybettiriyor onları. ki zaten andaki R&B'ye de sen gelmeden burada da değindim, hep değiniyorum. Hani Türkiye'de her melodik böyle yarım yamalak bağ poğaçın falan diye konuşan insanın yaptığı şey R&B dediler bir ara biliyorsun. Yok bir de hakikaten 4-5 farklı R&B yani Var. şimdi Rihanna'ya da R&B deniyor. Evet. Ya Rihanna da pop İşte benim şarkı için abi. Ben Rihanna'yı R&B olarak pop. değerlendirmem. Güncelin en azından. Yani R&B'nin en popüler temsilcisi şu an günümüzde hani yaşayanlar arasında Mariah Carey derim. Yer yer. Rahmetli Whitney Houston'ı şey yapardım, severdim ben. O da soul aslında daha Evet, o da çok yani. soul aslında ama yani bahsettiğim Onun hani bu arada Whitney Houston'ın annesi de şeyin Aretha Franklin'in back vokaliydi. Aynen onu biliyorum. Yani şey günümüzde iyice hani günümüzde bildiğimiz manada R&B değil tabii ki ama koyabileceğim isimler bunlar. Atıyorum şey değil. Jason Derulo R&B falan değil abi, pop onlar yani hani trash poplar yani 10 yıl sonra hatırlanmayacak işler onlar. Talk Dirty To Me'ler falan yani. Ya, çünkü şey var abi Balkan sample'la R&B mi olur Allah aşkına? O parçanın beat'i Balkan sample. Balkan enstrümanları var hani. Rhythm and Blues'da Balkan sample'ın ne işi var abi? Nasıl R&B bu? Hep dediğim mevzu hani Abi bu arada işte bu da R&B doğru diyorsak hakikaten. ben bunda blues'un köklerini görmem lazım benim yani. Rockabilly de R&B deniyor işte Animals'ın da ama Evet. bu terimin hakikaten ilk kullanıldığı dönemler şey işte o Chuck Berry'ler, Mark Berry'ler, Bo Diddley falan biraz daha
Yani o bluzlar rock'n'roll'a geçiş döneminde kullanılmaya başlanıyor. İşte biraz daha öncesinde de var da. Ya Yani zaten dediğin gibi hani ondan sonra tarzlar arasında çok etkileşim var ama bugün özellikle şeyde oluyor. Türkçe rap yayınlarında da geliyor mesela. Bir yerde tamamen melodik vokal yapılmış bir parça geliyor. Hani bir tarzı yok o parçanın bu arada. Çünkü yapan kişiler de belli bir müzikal bilgi donanımına sahip değiller. Hani şöyle donanıma sahip değiller derken evet aralarında müzisyenler de var ama yaptığı müziğin kökenini Türkiye'de bilen insan sayısı çok az. Bu sadece rap müzik için konuşmuyorum. Hani Türkiye'deki rockçılarda da bu vardı her zaman. Sen de biliyorsun. Hani bilinçli yapan çok az. Yani enstrüman öğrendim. Türkiye'de şu grubu dinliyorum. Mainstream olarak iki grubu biliyorum. Tamam, onların yaptığını ben kopyalıyorum algısı var. Mesela her zaman için bu var. Yani bunun kökenine girdiğin zaman sen zaten yaptığın şeyi isimlendirmeye başlayacaksın veya o ya o şekilde üreteceksin ya da zaten yaptığın şeyin o olmadığını fark edeceksin zaten. O açıdan diyorum hani. Günümüzde R&B diye yapılan hiçbir şey R&B falan değil. Özellikle Türkiye içerisinde yani. ya bu daha çok biraz da şeyin sorunu aslında. Yani müzisyenin sorunu değil. Müzisyen Evet, üretir. evet, evet. Ondan sonra müzik tarihçisi, müzik yazarı ve de endüstri, sektör bunu sınıflandırır. Bu hani hem Ya müzisyenin daha şöyle kolay. bilmesi gerekiyor ama abi. Bunu ben diğer janralarda çok var mı bilmiyorum ama hani rap müzik özelinde gördüğüm için. Bugün diyor ki hani yapan kişi. Bizim yaptığımız rap müzik işte sadece popüler müzik falan da demeden örnek veriyorum trap diyor. Abi şimdi sen bunun adını koyduysan onun adını biliyor olman lazım. Adını koymuyorsan ben yaptım oldu diyorsan eyvallah sana katılırım ama sen bunu adlandırıyorsan senin yaptığın şey de adlandırdığın şey değilse hani bir problem var ortada. Yani. Tabii o zaman yapmaya niyetlendiğin şeyi yapmamışsın ya da Aynen öyle yani şey yani ben mevzuyu bilmiyorsun. Ankara havasının üzerine Ankara havası bir albüm çıkarıp üzerine ben blues yaptım dediğim zaman hani bir abeslik olur değil mi? Hani ben bir şey yaptım böyle bir şey çıktı de tamam ben onu kendim kategorize etmeyeceğim zaten ama adını sen koyuyorsan problem başlıyor müzisyen Ya olarak. bizim bu arada hani bizim rockçı cenah biraz. Ben bunu söyleyince arkadaşlarım falan kızıyorlar bazen ama Benim düşmanım bu ya piyasada şu an aynı şekilde abi. bizde yani mesela blues yapmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum ki şimdi hani en meşhur örneği kimdir abi? Yavuz Çetin'dir. Çok iyi bir gitarist. Ki kendisinin mesela şey Teknik vardı. anlamda. Kendisi asla blues demedi bu yaptığı şey ama Yavuz Çetin'e de mesela hani Türkiye'nin tek blues gitaristi falan dendi. Evet blues çalabiliyordu ama ben Yavuz Çetin'den komple bir blues duymadım hiç. Çok efsane Abi gitaristtir eyvallah ama ya şey değil adam mesela kendisi böyle bir iddiada bulunmuyorken adama böyle bir misyon yüklendi hatırlıyorsundur. Bir ara. evet ve bu çok saçma bir şey Evet, çünkü evet, evet. Yavuz Çetin'in yaptığını on binlerce gitarist Amerika'da yapıyordu zaten. Yani çok iyi bir gitarist, hiçbir lafım yok. Benim de Ne lafım yok. diyeceğim zaten onu yargılayacak bir şeyde de değilim yani ama Yani burada ben mesela şey Erkan değil. Oğur'la Ona misyon yükleyen Türkiye'deki bazı müzik yazarlarına burada lafım benim yani. Adamın öyle bir yani misyonu yoktu. Siz niye öyle bir misyon yüklediniz öldükten sonra abi adama? ya o bir de öyle bir dönemdi 90'lar. Hani o zaman müziğe ulaşmak bu kadar kolay değil falan. Onun orada onu yapmasının bir manası var. Bugün onu ısrarla Aynen öyle. taklit etmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Yani çünkü o yapıldı bitti abi zaten. Babası yapıldı onun yani. Yeni bir şey yapmaya çalışsan daha iyi olur. Aynen öyle hemfikirim. Ya burada zaten dediğim gibi kesinlikle Yavuz Çetin'e laf gitmiyor şu an yani zaten hani ona saçma misyon yükleyen bir güruha burada yüklendik yani. Vay country müzik prodüktörü değil mi? O Johnny Cash. Keşke o seviyede olsam. Keşke yani. Bir müzisyen olarak. Daha çok yolum var yani. Evet. B.B. King'e de indik abi. Ben burada sound olarak şeye değineceğim. Siz de duymuşsunuzdur mesela. Bu, ama dediğim gibi bu Thrill Is Gone parçası Tracy Chapman'la yaptığı B.B. King'in çok daha günümüz yani. Hani 2000'ler falan bu parça değil mi? Yanlış bilmiyorsam. 90'lar sonu 2000'ler başı 2002-2003 falan Aynen olabilir aynen ya. aynen. Yani artık 50'lerde 60'larda dinlediğimizin yeni enstrüman çeşitliliğini fark etmişsinizdir. Yani arkada organlar duyuyorum ben. Ondan sonra ufak pedler duyuyorum artık elektronik klavye girişleri olmuş falan artık burada şeyi görüyoruz. Temeli blues ama baktığımız zaman birçok janrdan da etkileşim var hala yani. Bu parça Bir de özelinde bunu artık kayıtlı söylüyorum da yani. hani Evet yani. abi eskiden adam tek take'te falan kaydediyor. Şimdi 50 take alabiliyor mesela ortaya atıyor. Onları kesiyor, biçiyor bilmem ne. Bir link geldi. Benim üniversiteden arkadaşım attı bir tas. Bunun türü nedir bir ara söyler misiniz diye bir bakıyorum açtım linki. Şey modlarım sevgili modlarım VIP'ler link atabilir. Onların öyle bir şeyi yok. Ama niye açıklamıyor? Arabesk rock abi herhalde öyle bir Hah şey. geldi.
Trollüyor muhtemelen bizi şu an. Ben öyle bekledim ama. Dur, sen de duy diye şey atacağım. İnternetin bir yavaş gidiyor. Ha, duyulan çok mı? Meşhur bir troll abi, evet. Evet. Çok meşhur bir troll, evet. Güzel troll ama, sevdim. Ne diyeceğiz abi buna? Unlucky'den Lübnan, Blaster değil ya, Irak, Spradon ne Orta Doğu Irak. Abi, deneysel sanatlar, deneysel troller yani ya da bilmiyorum. Açayım mı, istiyor muyuz? Dinleyelim mi yayında? Tamam. Ya dur. O zaman Watch Together'a linki atıyorum. Biraz dinleyip gülelim bari, kafa dağıtalım. Çünkü normal Çağrı şartlarda aç. Yayınımız... Rakka rak güzelmiş. Bilgi kısmı zaten bitti. Yani şu an biraz daha hem goy goy hem oyalanmaca. Ama ben şu an feci kasıyor. Muhtemelen bilgisayarım kasıyor. Abi hadi. Başka videodan kasıt ne abi? Ben anlamadım şu an bir şey. Öf hadi. Abi bilgisayar açmak istemiyor videoyu. Evet abi, bilgisayar gel atma, yani videodan linki kopyaladım ama saçma sapan bir şey çıkıyor burada. Bak açamadık. Sarı Arak da üzgünüm. Güzelmiş ya. Üzgünüm. Mehmet Cumhur, sadece rap ile ilgili şeyler mi atabiliyoruz yoksa başka videolar atabiliyor muyuz? Abi konseptimize göre, yani konseptimize uygunsa video alırız. Şu an bugün bu yayında blues müzik inceliyoruz. Abi bir tane de Howlin' Wolf harbiden açalım istersen ya. Smokes That Lightning almıştım. Dur. O da çok değişik bir vokal tarzı olduğu için. Allah Allah, dosyanız bulunamadı diyor. Dur ben şunu kafayı yedim abi, ben taktım şu an, buna çözeceğim. Çöz abi. Bir şekilde çözeceğim yani, nasıl çözeceğime daha bir fikrim yok da. B.B. King'in de geldi, mesela... Geldi. Geliyor videomuz. Sen söyle bu arada abi. Yok yok, ben arayı doldurayım diye. Howlin' Wolf açtık daha önce ama tekrar last açarız last abi. Howlin' Wolf açtık yoksa ama tekrar açarım. Do You Love Me? Geliyor Mithat'ın linki. Do you need me? Ya şey... Abi durdurdum. Gel, bunu trollemeden ciddi söylüyorum abi. İngilizce olmasına rağmen yer yer ben biraz şeyi aldım. Sen de almışsındır abi bunu. Bir Bollywood etkisi Hint müziği aldım. Yer yerde abi özellikle Perslerin zamandaki psychedelic funk sound'unu basslarda aldım en azından. Ya yani hibrit bir iş bu. Hani trollüğüne de yapılmış olsa. Bunlar nereli bu arada? Lübnanlı falan galiba bunlar. İranlı da olabilir ama. Pers bile olabilir gerçi. Çünkü özellikle abi o ya orada o kafayı hissettim ben. Lübnan müziği diyorlarmış aynen. Yani şey değil. Sesin gitti Baykan. Ya Onur, senin sesin burada geliyor ya. Benim ses gitmiş gelmiş. Enteresan. Tekrar söyleyeyim abi. Ya da bana gelmiyor. Yayına benim sesim geliyor mu? Bir sordum chat'e abi. Bir saniye. Geliyormuş benim sesim. Bana gelmiyor, yayının sesini açacağım o yüzden. Şey yaptım abi, şimdi geliyor mu? Ya da kazayla beni susturmuş olabilir misin odada? Bir daha konuş abi. Abi sesim geliyor mu ya da kazayla yayının yok, sesini gelmiyor. Kapatmış olabilir misin? Ben seni yayından takip edeceğim. Bir saniye gecikmedi. Umarım çok büyük sıkıntı olmaz. Abi şey dedim, hani ben yer yer hani grup Lübnanlıymış, yer yer dediğim gibi hani Perslerin 70'lerdeki 60'lardaki psychedelic etnik funk kafalarını aldım yer yer. Hani özellikle bassların etkisinde. Vokalde de biraz da yine ben biraz aynı dönemin Hint Bollywood müziklerini hissettim. Ya ben bunu net olarak bir janraya sokamam tabii ki ama hani hissettirdiği şey bu hani. Ama trollüne paylaşılan bir parça bu ağırlıklı olarak sanırım ama ya Mithat için demiyorum, internet genelinde yani. İnternette meme olarak paylaşılan bir parça muhtemelen bu. Onur istiyorsan şöyle abi, yapalım. Bu mesela klibi olduğu için trollenebilmiş bir parça aslında, yoksa bunun gibi dünya parça var ya yani Türkiye'de evet. De Onur, şey yapalım mı? Bir odadan çıkıp tekrar girsene, ben seni bir daha bağlayayım.
Mümkünse eğer. Tamam. O iki tane ben var yine. Hemen çözüyoruz bir saniye. Onur sesim Geldi geliyor mi? mu? Bir konuşsana. Onur sesim geliyor mu? Yok, sesin gelmiyor. Niye böyle? Mutlamış olabilir misin? Hayır Bende abi. açıksın. Yok, mute'lamadım abi. Discord'u mutlamazsın herhalde. Yok. Sen tekrar kamera aç abi. Bir şekilde bunu çözeceğiz. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama. Beni duymuyorsun gerçi şu an söylediğim anlamsız. Şey yapalım abi. Bir dakika ben sana özelden Şu yazayım. an yayından duyabiliyorum seni. Abi Yani şey ben yayından alıyorum sesini abi özelden ama konuşma açalım bir Discord'dan de. alıyorum. Buradan bir çıkıp özelden konuşma açalım ya. Bir dakika. Niye böyle bir aksilik oldu anlamadım. Konuş bir abi. Sesim geliyor mu abi? Geliyor. Buradan Tamam. geliyor. Odada bir şey oldu orada anlamadım. Ben seni şöyle sığdırayım tekrar. Ufak bir aksiliğimiz oldu. Kusura bakmayın. Geçici bir çözüm bulduk. Evet, some technical difficulties vardı. O yavaşa böyle evet kıracağız ama teknik aksaklıklar da vardı. Bilen var mı o videoyu? Hani dinozorlar var mı aramızda benim gibi? Ha, yoksa herkes mi zevk kuşağı? Of. Olsun abi ya. Dediğim gibi izlenme kaygımız yok o kadar. Tabii ki var yani 3 kişiye bu yayın yapılmaz da yani. O zaman Muddy Waters, pardon, Muddy Waters değil, kim gelmişti istek olarak abi? Dedim ben. Howlin' O da şeyde adamın explaining videosunu dinledik de Wolf. Hı. Şarkı din. şarkısını biraz dinleyelim. Tamam. Kendisini hakikaten böğren, havlayan bir vokal abimiz. O zaman ne gelsin? Almışım zaten ya varmış sistemde. Niye tekrar arattım? Baştaki nasıl abisi Mox'da? Aynen. Howlin' Wolf. Smokestack Lightning geliyor. Listemde varmış boşuna tekrar attım ya. Şey Demi söylemiştim rahat artık benim duyuluyor da şu an endüstrileş... bir şey var. Deminki kadar yüksek değil sesin odadaki kadar. Tamam. Artık endüstrileşmeyle beraber Hı. endüstri tabii müzik endüstrisi yıldız üretmeye de ihtiyaç duyuyor. Nasıl Evet. daha sonra işte rock and roll yıldızları üretecek, işte hip hop yıldızları üretecek, funk yıldızları, disco yıldızları üretecek. Artık blues yıldızları da ortaya çıkıyor ve işte Howlin' Wolf onlardan biri, Muddy Waters onlardan biri. Hı. Yani onlar kadar yetenekli başka isimler de var ama sahnede o onlar kadar etkili işte ya da o kadar kendine has çok fazla isim yok ve bunlar yıldızlaşıyorlar. Ya anla ki normalde zaten biz müzik çalarken konuşmuyoruz hani hiçbir yayınımda. Hani ya şey değil, goy goy muhabbetin hani sette bir şey olduysa onlar anlık reaksiyon veriyorum ama hani önemli söyleyeceğimiz bir şey zaten hani şey yapmıyoruz. Demin sesi daha iyi geliyordu Onur'un ama şu an biraz dipten geldiği için çünkü oda değiştirdik biz. Discord'da bir aksilik olunca öyle. Onun için oldu ama normalde zaten önemli bir infoyu asla şeyde yapmıyoruz. Hani kendi goy goyumuz falan dönüyor ama önemli bir infoyu zaten söylediysek bile tekrar ediyoruz kapandıktan sonra YouTube'a falan da attığımız için zaten. O zaman Onurcuğum son bir parçayı daha dinleyip bugünü kapatalım mı? Çünkü bence değinmediğimiz bir şey kalmadı. Chat'te de takip edenler yazarsa en kötü şunu unuttunuz abi falan diye. Gerçi haftaya zaten yine blues'dan rock'n'roll'a geçişi konuşacağımız için gerçi zaten elektrik blues'dan bir giriş yapacağız daha detaylı olarak şu ana kadar geldiğimiz kısımdansa. Onun için zaten unuttuğumuz bir şey haftaya da biz de fark edersek aa şunu unutmuşuz deyip tekrar konuşabiliriz. O konuda problem yok bence ama. Ne dersin? Açalım son bir şey. Ondan sonra haftaya Sen öner bu Rock'n'Roll'a sefer. geçiş. Rock'n'Roll'a. Neyle Ben kapatalım? önereyim. Bu arada Güzel kapatalım soru. dediğim sen söylerken ben Canlı söyleyeyim. Yoker açalım istersen ya. Tamam. Hiç açmadık Canlı Yoker. Evet canlı yakıyorum. Boom Boom'u açabiliriz en meşhur. Şey Aynen olabilir. olabilir. Viskili bir parçası vardı ya. Adı neydi unuttum parçanın.
Bu arada Ya şey, bum bum emmet ya bum tamam, bum istersen. bum açarız. Bu arada şey, 2.30'da da Burak'la Triple W yayınımız var. Bakalım şampiyonluk mu, maç seri uzuyor mu, onu göreceğiz. Lakers Miami serisinde. Burada olanlar haberiniz olsun. Uyumayacaksanız bekleriz. Biz yine hani NBA yayına yarın hafta içi az kişi oluruz muhtemelen ama biz yine yayın açacağız bir aksilik olmazsa. One Bourbon, One Scotch, One Beer. Onu mu düşündün acaba? O da güzel şarkı. Ama Bum Bum daha klasik ya. Tamam, bu klasikle gidelim o Yani zaman. Bum çünkü bum. kült yani. Gerçi Tamam. 2-3 farklı versiyonu var ama ben en eskisini aldım sanırım oraya. Tamam abi. Ver üstüne bugün Among Us'a ben giremeyebilirim çünkü 2 saat sonra bir yayın daha var. Bunu tekrar indireceğim falan daha. Lakers alırsa ya bu sezonun son NBA yayını olacak ama bir taraftan iyi olacak. Yeni sezon başladığında biz daha kapsamlı bir haftalık değerlendirme de yapacağımız yine sabit gününde saatinde bir triple double'a da geçeceğiz böyle rastgele maç seçmekten ziyade. Yine maç yayınlarımız belirsiz bir şekilde olacak ama kazanırsa bu sezonun son triple double olacak bu, evet. O zaman bum bum geliyor. John Lee Hooker bum bum. Tekrar edeyim ve açayım sesi. Bum Çok güzel espri. Ya evet, ben bunu hiç düşünmemiştim bu arada ya. Soyadım Hooker olsun istemezdim ben de gerçekten. Çok haklısın Mithat ya. Kancacı demekti. Evet ama yani hakikaten ben de soy isim Hooker olsun istemezdim abi. kancacı olmak olsun da istemezsin ki ya, kancacı diye soyad mı olur? Evet, kancacı da istemem ama hakikaten hooker yani hiç istemeyeceğim bir soy isim. Gerçi ismi şey de vardı gerçi değil mi? Dick Cheney vardı abi, adamın ismi de Dick diye isim var yani gerçekten. Bir de bir kişi, madem bu kadar kötü muhabbetlere girdik o zaman haftalığın onur konuğunu analım bir kere. Şahin the Kak. Hatırlıyor muyuz? Of. The Kalk, aynen Şahin The Kalk. Abi slang de yani yine de ben John Lee Hooker yani. Yani çok büyük üstad, efsane, eyvallah. Şu an çok büyük terbiyesizlik yapıyoruz bir taraftan ama yani hakikaten o Mita söyleyene kadar hiç, hatta ismin büyüklüğünden mi bilmiyorum, öyle düşünmemiştim ama gerçekten istemezsin yani soy ismin Hooker olmasın. Oy. Of. Onur. Evet abi, çeviride Fatih yazıyor. Evet. Sen ona baktın değil mi? O yüzden Onur diye teyit ettim. Onu fark ettim. Orada bir şey yazıyordum böyle. Çeviriye baktığına baktım. Yani çeviride ve fahişe yazıyor yani. Evet, John Lee Hooker'ın yerelleştirilmesi Mehmet Kaan fahişe falan gibi bir şey olur muhtemelen maalesef. Abi çok büyük terbiyesizlik yapıyorsun şu an. Abi canlı okurda çok goygoycu tipi var ya, bozulmazdı bence. Diye ben olabilir, mümkün. Ay. Of, Onurcuğum o zaman kapatıyor muyuz? Kapatalım abi. Ya, Biz çok de teşekkür eğlenceli ederim kapatalım. tekrar. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ya umarım siz de chat eğlenmişsinizdir, bilgilenmişsinizdir, becerebilmişizdir yani. Ama gerçekten Türkçe blues kaynağı YouTube'da çok kötü olduğu için bir girişelim dedik yani geçen haftadan. Devam edeceğiz hani, blues aslında burada bitmiyor. Haftaya da elektrik blues ve oradan rock and roll'a doğru, sonrasında rock and roll ve caza doğru dallanıp budaklanacağız daha doğrusu. Şimdilik. Daha sonrasında grup incelemelerimiz, diskografi incelemelerimiz vesaire gelecek. Biz konu düşünmeye devam edeceğiz bir taraftan. Onur tekrar çok teşekkür ederim. Var ol. Bu arada plak mecmuasını da Teşekkürler. takip edin. Öneriyorum Sağ olasın abi. şiddetle. O zaman 2.30'da NBA yayında görüşürüz diyorum. Sana iyi yayınlar. Çok Herkese de teşekkür ederim. teşekkürler. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere abi. Kendinize iyi bakın. Siz de haftaya görüşürüz. Daha doğrusu yarın da yayınımız var zaten. Görüşürüz ya. Kapattım ben. Hiç becerememek abi. Şuna hiç alışamadım ya. Haydi görüşürüz. Sonlandı.